Merhaba arkadaşlar, tekrar sizlerleyiz. Almanya'daki Gamescom fuarında gerçekleşen Wildcard turnuvasının yayınıyla tekrar sizlerin karşısına geldik. Biraz ara oldu, teknik bir aksaklık çıktı. Dark Passage 2 şu anda sahne var, şimdi bunu açıklamak lazım. 2 sahne var Gamescom'da. Birinde bir maç oynanırken diğerinde başka bir maç oynuyor. Zaten biraz önce de teknik aksaklık çıkınca hemen diğer maça geçtik. Aradaki boşluğu doldurmak için. Şu anda o ilk sahnede ki teknik aksaklıktan dolayı takımlar ikinci sahneye geçiyorlar. İkinci sahnede Team A, Team B olarak zaten fark etmişsinizdir. Evet, ikinci sahnede maçı oynayacaklar. Onu bekledik. Orada yerlerin değiştirmesini biraz zaman aldı. Şu anda maç hemen kurulacak, başlanacak. Şey konusunda emin değiliz yalnız şu an, onu söyleyelim. Merak edenleriniz var, soranlarınız var. Aynı şampiyonlarla mı oynayacaklar, farklı şampiyonlarla mı oynayacaklar? Onu emin değiliz. Ama benim tahminimce sıfırdan yeni seçimler ve yasaklamalar yapılacak gibi tahmin ediyorum. Çünkü hani 10 dakika herhalde oynadılar o maçın içerisinde. 10 dakika oynadıktan sonra tekrar aynı şampiyonlarla başlayacaklarını düşünmüyorum. Bu arada gerçekten şimdi Dark Passage için aslında bu ara büyük bir şans oldu diyebiliriz. Niye şans oldu? Yani şöyle bir şey var. Bu maçın devamında ne olabileceğini kimse bilemez. Sonuçta ortada olan bir maç değiliz. Arada 1000 altınlık bir fark vardı. Zek birazcık iyi bir durumdaydı. Onun haricinde Orman'da birazcık Lee Sin geride kalmıştı. Rios'ta birazcık geride kalmıştı. Maç yeniden başlayacak ama esas burada önemli olan konu o maça başlamadan önce Rios'ta ile konuşacakları. Çünkü evet. Rios da bu maça iyi başlayamadı. Rios da turnuvaya iyi başlayamadı. Belki de bunun sebebi... Hemen bu arada seçim yasaklamaya evet. Geçelim, sen anlatmaya devam et. Oradaki atmosfere belki ayak uyduramadı. Belki de heyecanlı değil. Well, we're into the bands and then picked here and Thresh, Oriana, Jarvan, the bands out for Dark Passage and for... Bu konuşma onu kendine getirebilir. Dikkatli oynaması gerekiyor. Ve seçimlere geçeceğiz şimdi, hatta geçtik. Yasaklamalar gelmiş bile, az önceki yasaklamalar aynıları neredeyse. Evet, aynıları diyebiliriz hatta. Ve yalnız seçim... Evet, Zek. Zeki Fabulous aldı direkt. Evet, bu sefer ben de dedi. Zaten gülüyor biraz da böyle, bilmiyorum. Evet, şu an neşeli. Aldım Zeki senin elinden diye. Ama Fabulous'un da gerçekten çok hakim olduğu ve oynamayı sevdiği bir şampiyon. Zek bakalım yukarı koridorda nasıl sonuç verecek. Şimdi tabii bambaşka bir başlangıç. Sıfırdan bir yeni bir, her iki takım için yeni bir şans. Nasıl değerlendirecekler bakalım bu şansı. Evan geldi yine aynı şekilde evet. Alınır'dan ve siz zeki alırsanız biz de son anınızı alırız dediler. Bakalım şimdi, ama şimdi Delta nasıl cevap Fab edeceğiz? Oynamayabilir Zeki. Zeki ormanda Reosa'dır tercih edilir. O yüzden yukarı koridor tercihi hala bir muamma. Evet. Dark Passage adına bu ileriki seçimlerde ortaya çıkacak dedim ve Twitch. Bu arada sanki hani konuşmuşlar gibi şampiyonları değişiyorlar şu an. Twitch'in üzerinde az önce durmuştu gerçi Dark Passage ama seçmemişti ve Gragas. Neler oluyor bir dakika. Şimdi tamamen roller değişiyor. Nami'ye değiştirdi. Evet. Ama yani bu biraz şey, gözdağı vermek gibi yani. Siz bu şampiyonları iyi oynuyorsunuz, biz de oynuyoruz bunları. Biz de elimize alabiliriz. Acaba. Gözdağını vermeye çalışıyorlar mı acaba? Bakın son 15 saniye. Acaba Twitch'in aslında Twitch'de oynadı. Ben daha önceki turnuvalarda pek görmemiştim. Ben de görmedim. Belki de hazırlanmış olabilir bu turnuva öncesinde, o kamp sırasında Twitch üzerinde durmuş olabilir ve Twitch kilitlendi. Ya da Reos da senin gibi ormanda mı oynayacak? Orta koridor bile olabilir ya. Progun oynamış da orta koridorda her CS maçlarında. Ama o Progun sonuçta. Geçenlerde Blitzcrank bile oynadı destek. Destek oynadı. Gitti bir de destek. Rolünü de değiştirdi. Aynen, aynen. Grep o Anivia. Çok inanılmaz bir maçtı. Renekton ve eşin üzerinde duruyorlar. Eş son zamanlarda özellikle Amerika'da alındığını görüyoruz. Özellikle o ulti sebeple savaşı hızlı bir şekilde başladı. Yani çok güzel bir savaş başlatma mekaniği var diyebiliriz. Ama şimdi işte Ezreal'in üzerinde duruyorlar bu sefer de. Renekton yukarı koridor için. Şimdi mesela Zek'in böyle bir avantajı var. Şimdi karşısına Renekton gelirse ne yapacak? Gün ateş pelerine gidecek. Ama karşısına mesela yetenek gücüyle vuran Elis gelirse misal olarak hemen ruh gömleğine gidecek ilk eşya olarak. Yani bu gerçekten aslında ikisi Zeki de... Zeki için şöyle bir muhabbet var. Oyunun başında öne geçersen hasara git, geride kalırsan tank ol. Yani ilk tercih aslında ona göre çok değişebiliyor. Yani ilk tercih olarak mesela ilk kanı alıp minyonda öne geçerse ondan bir lanetli maske bile görebiliriz ilk eşya olarak. Ki koridordaki baskısı inanılmaz bir boyuta varıyor. Ama ölürse de alternatif bir planı var. Tank olup ölmeyecek ondan. Evet. Tank olup
ölmeyebiliyor dediğin gibi. Bir de gerçekten zeki o ruh gömleğini yaptıktan sonra öldürmek bayağı zor. Yani bu arada, toplam olarak evet. Canon artı Yukarı koridorda Canon, ormanda zeki. Ormanda zeki görecekler. Şimdi bence bu güzel bir haber DP için. Yemek yani hatalarını hiç sevmediği bir şampiyon bu arada Canon. Evet. Hatalarını anladılar bence bir de. Yani ilk oyunda çok fazla göstermişlerdi. Nereye, kimin gideceğini, ne yapacağını çok belliydi. Ve ayrıca da şimdi mesela Rheos da Lee Sin gibi bir riskli seçimden kurtulmuş oldu. Tabii geriye yani, düşme ihtimali olan bir şampiyon. Evet, şimdi yani Zeke de geriye düşseniz bile en kötü ihtimalle ormandaki kampları kesip biçip ondan sonra tank eşyalarını yapıp yine koridorlarda baskı bir süre sonra uygulayabilirsiniz ama Lee Sin öyle değil. Lee Sin'de geriye düştüğünüz zaman geriye gelmeniz çok yani, zor. Çok zor, imkansıza yakın. Yani gidip koridorlarda takım arkadaşlarınızın size skor falan aldırması lazım bunu yapabilmeniz için. Bakalım şimdi biz de şöyle bir merhaba dedik orada. Şimdi merhaba dedik. Aşağıda görüktük ve evet, şu anda Dark Passage'i görüyoruz. Ekranlarda Rheos da ve Fabulous yan yana konuşmaya devam ediyorlar. Aralarında yalnız Rheos da bayağı bir heyecanlı. Çok bir sağına heyecanlı, bir soluna çok sürekli. Çok yani Holytot o atmosfer. Bu arada her zamanki cool. Cool'luyla. Biraz sakal bırakmıştım bunlar. Ne olur sakalını? Görmüş müydün? Gördüm. Çok acayip. Photoshop falan mıydı? Hani şeyin Holytot'un sakalının herkese mi yapıştın? Evet. Şimdi baktığımız zaman diğer tarafta da Gear Gaming takımını görüyoruz. Tekrar Dark Passage'i görüyoruz şu anda. Evet, bu arada aynen öyle yap. Bu arada Letilia'nın üzerinde farklı formu mu var? Sanki bana öyle geldi. Letilia'nın üzerinde farklı formu. Bak ortada kızıştırıyorsun şu an. Yani TT yazısını gösterdi şimdi farklı forma. Ama bir gerçek var ki maç başlıyor. Şimdi yukarı koridor eşleşmesi çok önemli. Evet. Canon, Renekton'un ilacı. Hı-hı. Bunu biliyoruz. Gördük daha önceki sahneler. Hatta hatırlarsan All Star elemeleri sırasında kendi aralarında eleme yapan iki tane şampiyon vardı. Soaz ve Wicked. O ikisi oynarken Canon ve Renekton eşleşmesinde almayı başarmıştı Soaz, Canon ile Renekton'u. Wicked de çok sever aslında Renekton'u ama karşısındaki Canon olunca dayanamadı. Bu yüzden yukarı koridorda başlangıçta bir avantajı var. Evet. Ormanda ama şimdi olaylar değişti. Ormanda bence Zek'in katkısı çok daha fazla olacak arkadaş adına. Yani geldiğinde çok fazla öyle baskın yapmasa da sadece o zıplaması, elastik sapanını bile tuttursa büyük bir katkısı, etkisi olacak o gittiği koridora. Bakalım nasıl kullanacaklar? 30 saniye kaldı minyonların çıkmasına. Bakalım. Şimdi şöyle bir şey var. Zek de oynarken eğer koridordaysanız ilk önce esnek yeteneğini geliştirmeye çalışıyorsunuz. Hı hı. Ama ormandaysanız elastik sapan daha ön plana çıkıyor. Evet. Çünkü koridorlara baskı kurmak istiyorsunuz ve bunun hani bekleme süresini olabildiğince azaltmak istiyorsunuz. Hasarını olabildiğince arttırmak istiyorsunuz. Bu yüzden hani farklı bir oynanışı var. Acaba nasıl bir oynanış gerçekleşecek? Nasıl bir yetenek arttırmayı tercih edecek Rheos'ta? Onu merak ediyorum. Muhtemelen elastik sapını önce seviyelendirip koridorlara bas kurmak isteyebilir. Elastik sapını önce seviyelendirdiğiniz zaman yani son seviyesinde iki tane duvarın üstünden atlayabiliyorsunuz. Yani bu çok az şampiyonda olan bir özellik. Aslında ilk seviyeden başlayabiliyor mu atlamaya? Yani o seviyesi çok müthiş yani bir artış söz konusu değil de onun bekleme süresi aslında hani peki, birazcık azaldığı peki için öyle diyelim. Bu arada şimdi ormanlar tabii ki işlerini yapmaya başladılar. Yine kırmızıdan başladı Zek ve yukarıya baskı kurmak istiyor anladığım kadarıyla. Evet. Evelyn de aynı şekilde maviden başladı. Yani haritanın alt tarafından başladı ikisi de. Bir önceki oyuna göre bir farklılık daha. Yukarı koridorda bir tane totem var, gördün mü bilmiyorum ama. Bir pembe totem dikilmiş. Oraya acaba bakıyorum bunu Holytot mu dikti acaba oraya gidip ama. Hayır, onun totemleri şu anda duruyor cebinde. Enteresan. Şimdi tabii Nami seçimini görüyoruz. Aşağı koridorun Nami seçimi. Sona'ya karşı etkili olabilir ama o suyu hapislerini tutması lazım her şeyden önce. Şunu söyleyeyim hemen Nami demişken. Holytot, yine o geçen hafta içinde Holytot'la konuşurken Nami şampiyon havuzuma ekledim. Ve bu çok iyi oldu çünkü bazı
şampiyonlara karşı diğer oynadığı şampiyonlarla yeterince cevap veremediğini düşünüyormuş. Evet. Navi burada gerçekten Dark Passage adına takım dinamiklerini arttırmak için çok önemli bir katkı bak, olmuş çok şampiyon adına. Şu an ekranlarda gözüküyor. Evet. Renekton'un canına bak, kendinin canına bak. Evet. Sürekli otomatik saldırılarıyla vuruyor aynen, çünkü. Aynen. Doran kılıcı da var. Ve tahminimce de şu an göremiyoruz tabi ama o saldırı ağacını baya baya başlangıçta arttırmış olabilir. Bu arada aşağıda da işte yan etki sayesinde baya bir hasar verdiler. Su yapıp tutmadı. Eğer tutsaydı orada agresif bir sıçrama bile gelebilirdi. Bu arada o işte gürleyen yıldız gelseydi ya skor bile gelebilirdi, biliyor musun? Evet, gelebilirdi gerçekten de. Orada bir sersemlik. Bu arada Reos da kendini göstere göstere geldi oraya. Ama sıçramayı evet, işte burada kullandılar. Bu Dark Passage'in gerçi i̇şte, alt koridorunu rahatlatacak şeyler. Reos'un yapması gereken şey bu. Bravo. İşte az evet. önce bunu yapamadı mesela. Evet. Gel, takım arkadaşlarına güven, yeteneklerini kullanmaya mecbur etti karşı takım. Ve şimdi sonra Zordon'da yalnız sıçrama geldi abisi. Twitch'ten. Letilin bakalım skoru alabilecek mi? Yan etki, son vuruş gelmedi. Reos'a da büyük bir hasar aldı. Peki Pasifik edecek mi acaba? Holy son Tot. Vuruş Holytot bakın orada. Evet, o mistik atışların önüne geçti ve takım arkadaşını kurtardı. Minyonlar da yalnız bayağı bir hasar vermeyi başardı orada. Çok kule altına girince evet. kuleden de yedi bir tane ve neredeyse orada Pasifik gidecekti. Skor 1 olabilirdi devamında. Şimdi Evelyn yukarıda. Tehlikeli bir pozisyon. Fab'ın dikkatli olması gerekiyor ama o şimşek formuyla kaçması muhtemel olabilir. Yeter ki Renekton'dan kesmişle beraber o... Evet, şimdi sersem dedi ama işte şimşek formu ne kadar güçlü orada gördük. Peki devamı gelecek mi? Renekton'a girdi üzerinde sıçrama da... Tutuştu da orada ama son vuruş. İşte, evet. işte bu... Birebir değişim. Fabulous, Fabulous ismine yakışır bir skor aldı. En azından orada ilk oyundaki yani o sayılmayan, geçerli kılınmayan oyundaki hatayı bu sefer rakip takımın yukarı koridor oyuncusuna yaptırdı. Evet. Bir de skor Renekton'a gitmedi. Evet. O da çok önemli. 200 altına 300 altın. Cannon zaten minyonda öndeydi. Şimdi... Skorda da öne o alınan para sayesinde öne geçti. Tamam, altın olarak Gear Gaming öne geçti bu şekilde ilk kanı aldıkları için. Hı-hı. Ama yukarı koridorda zaten dengesiz bir pozisyonda bulunan, iyi bir pozisyonda bulunmayan Renekton artık daha da geri çekilmek zorunda evet. olacak. Renekton bakalım cevap verebilecek mi? Fabulous'a yukarı koridorda işi hiç kolay olmayacak. Hemen Fabulous'a geri döner dönmez. Bir tane daha Doran Kılıcı, bir tane büyük kitabı. Kitabı ve hemen o pembe totemini de almış. Hem kendisini evine karşı koruyacak hem de bu noktadan sonra verdiği hasar biraz daha fazla olacak Renekton'a. O da Renekton'da bu arada defansif bir başlangıç. Hemen botunu ve üzerine o kumaş zırhını almış. Evet, o da tabii o dev kemiğini almadan önce Cannon'ın karşısında durabilmek için zırhını arttırdı. Çünkü sonuçta Cannon'ın otomatik hasarları şu an canını sıkıyor. Evet. Yani o büyülerinden öte, yeteneklerinden öte gülen yıldızı yememesi... Tamam, mümkün olabilecek ama otomatik atakları bir yerden sonra yiyorsun çünkü otomatik atak o. Bu arada ortada şimdi ama bakalım 6. seviye olduğu için ultisini kullandı. Doğru pozisyona gidecek mi? Tabii Zek de oradan geliyor ve bir an dedim acaba hayatın öpücük tutsa takip etmediler. Orada evet. görüntü avantajı olmadığı için Gear Gaming'in oraya gitmedi. Evet. Şimdi Reos'ta da Evelyn'in tabii orada olduğunu görünce az önce kendisine yapılan şeyi yapıyor ve rakibin ormanını çaldı. Gerçi geriye ifrit bırakmadı. Bıraksaydı belki daha farklı olabilirdi. Bakın orada sersemletme geldi. Şimdi Reos'ta orada çalı da yakaladı mı Evelyn'i yoksa Evelyn'e yakalandı mı? Tabii tartışma konusu oradan tabii elastik sapanı sıçradı, uzaklaştı. Ve bu sırada Naru da kendisine birazcık vakit kazandı. Çünkü Evelyn'in orada görüntüsünü gördü. 6.56, 6.57 dakika geç ilerliyor. Aldı geç aldı. Geç aldı. İlk önce kırmızıdan başladığı için. İlk önce mavi almadı. Yani 8, herhalde 9 ve 8.5 arasında bir vakitle evet, çıkacaktır evet. diye tahmin ediyorum. Fabulous World Ultisi geldi. Açtı. Devamında acaba gecelerde son bir gürleyen yıldız. Riske atmadı. Evet, evet. Çünkü Evelyn'i gördü. Evelyn'i gördü. Peki Renekton acaba son bir vuruş gelir mi? Yetmedi. Evelyn bu arada 6. seviye. Zek geliyor bakalım. Zek kurtarabilecek mi Fab'ı? Bir sersemletme efektini bırakabilirse son anda kurtardı mı? Gerçekten kurtardı. Reos'ta işte oldu bak. Bu sefer oldu Reos. 10 puan. Evet, Reos'ta da 10 puanlık bir yardım geldi orada. Fabulous'a. Yalnız Renekton'da ne kurtuldu ya orada? Renekton herhalde tek basamağa kadar düştü. Düştü. Tek basamağa düştü orada. Son anda kurtulmayı başardı. Orta koridoru tekrardan şu anda göz atıyoruz. Naru ittirmiş durumda koridorunu. Bu arada Letilim var. İlk vuruşu yaptığı anda orada hemen kaçtı. Sihir geçişiyle. Tabii.
karşısındaki Deadly Brother. Rakibe zaten çok güzel bir hasar verdi orada. Yani karşılığını almadan takası kendi lehine sonuçlandırdı. Devamında kalmasına gerek yok. Zaten yan etkiyi belli bir mesafeden yapabiliyor. O mistik atışın yolundan çekildi. Yan etkiyi vurdu ve rakibine üstünlük sağlamış oldu. Kısa bir sürede olsa çünkü şu an ya muhtemelen ezin üzerine yine göremiyoruz ama can çalma rünleri olması lazım. Evet. Şu anda baktığında Letilian o da kulenin altında minyonları kesmeye devam ediyor. Reos da bu arada maviye başladı. Hemen Naru'ya verecek. Minyon sayılarına baktığımız zaman bu arada hemen hemen her koridorda Dark Passage'in üstünlüğü var. Sadece alt koridor hariç. Orada bir 4 minyon fark var ama o da büyük ihtimalle o minyon dalgası ile ilgili bir durum vardı. Şimdi Ezreal'ın mistik atışı belli noktalarda kendisine büyük avantaj sağlayabiliyor. Hani otomatik atak menziline girmeden mistik atışıyla son vuruşta yapabiliyor. Twitch ama bu riski almak istemiyor çünkü karşıda Sona gibi dürtebilen bir şampiyon var. Evet. O dürtmeden uzak durmak için canının hani çok azalmaması için bazı minyonları orada feda edebiliyor ama iyi bir uğurdu onu söyleyebiliriz. Bu arada o inşallah suya hapisler bir noktadan sonra tutmaya başlar çünkü şu ana kadar dağlara taşlara gitti diyebiliriz. Evet, suya hapisleri biraz daha fazla tutturması lazım senin de söylediğin gibi. Yani onları yapmadığı zaman biraz zorlanıyor. Bu arada Renekton nereye gidiyor? Renekton şu an risk aldı. Ve ulti geldi. İki taraftan da var. İki taraftan bile ulti geldi yalnız. Fabulous'un da canı çok azaldı. Bir kere daha sertemletmeyi başarırsa yalnız Fabulous skoru bile alabilir. Bakalım deneyecek mi? Evet, geri çekildi. Ben sıçraması var mı diye baktım orada ama esasında sıçraması var ama kullanmadı. Otomatik atağa o dördüncü yükü almadığı için muhtemelen bir tane daha yük bırakamayacağı için gitmek istemedi. Orada iki tane atak yapması gerekiyordu. Minyon dalgasının içerisinde eğer Renekton onu sersemleseydi skoru verebilirdi. İnce hesaplar doğru yaptı bence. Evet, şu anda evin orta koridoru bir baskın düzenleyecek. Nar'ın üzerinde mavi güçlendirme de var. Onu kaybetmek istemeyecektir. Çok sinsi yaklaşıyor. Doğru olmayabilir bu yalnız baskın Evelynn açısından. Ama şimdi Naru çok agresif gidiyor içeri doğru ve gördü. Şimdi gördü. Sonunda gördü ama işte bakın o hayatın öpücüğü tutturdu ama Evelynn devam ediyor. Kırmızı güçlendirmesi var. Ve Naru da ultisini harcamak istemedi. Çünkü şimdi tutuşturu da var, sıçraması da var. Yani ultisiyle birlikte bir oyun yapıp orada Gragas'ın üzerine gidiyor çünkü Gragas'ın canı bakın ne kadar az yani. O aradaki mesafe şu anda... Zeke'in nerede olduğunu bilmiyorlardı. Aşağıda görüntüsü yoktu Zeke'in. Zeke o sırada aşağıdan geriye gidiyordu. Merkezi dönüyordu ama Zeke'in orada olduğunu bilmedikleri için devam ettirmediler. Eğer Zeke'in görüntüsü olsaydı aşağı koridorda Zeke kendisini gösterseydi Reos'ta o zaman Evelynn devam edebilirdi. Şu an mesela bu aradaki mesafe hiçbir şey değil. Bakın sıçramayla birlikte skor. Ulti ve skor. Yani Naru ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu arada alt koridora bir baskın var evinde birlikte. Holitot düşüyor. Bakalım Netilin oradan uzaklaşabilecek mi? Görünmezliğiyle birlikte koşuyor. Sıçramasını kullandı. Ezreal'in mistik atışları. Bir de sıçrama üzerine bariyerini kullandı ama yeterli olmuyor. Evelynn taşıyor şu an yalnız Gear Gaming'i. İlk oyunda da. Evet. İlk oyunda da geçerli sayılmayan oyunda da yine aynı şekilde Evelynn'in çok güzel performansı vardı. Yani şu anda koridorlarda gerçekten Dark Passage iyi gidiyor ama bu baskınlara, orman baskınlarına biraz daha dikkat etmesi lazım. Ortada bu arada Zek kuleyi ittiriyor. Reos da madem aşağıda varlık gösteremedim bari gidip ortada o minyonları ittireyim dedi ama yani Ahri'nin de minyon alması lazım. O yüzden çok fazla ittirmemesi gerekebilir. Tabi ortadaki baskıyı görünce aşağıdaki kuleyi zorlamadı çok fazla Gear Gaming. Altınlar arasında 600 altınlık bir fark var. Oyun hala ortada. Bir skorluk Gear Gaming avantajını görüyorum. Bu da tabii ki altına yansımış durumda. İlk altın farkı hala sabit. Bu arada Fabulous geçen oyundan nazaran daha farklı bir eşya başlangıca başlamış. Bu arada NBS üzerine doğru gidiyor. Ulti geldi. Son böyle ucunda pikselinde gitti, böyle son o pikselde geziyordu ama olmadı. Bıraktı. Evelynn geldi şimdi yukarı yalnız. O tehlikeli. Eğer Renekton iyi yemleyebilirse yalnız Evelynn'in yukarıda oluşu... Bakın hemen başladılar ejderha. Evelynn yok madem. Ama görüntüleri yok şu an. Bilmiyorlar Evelynn'in orada olduğunu. Yani Fab'ın hala tehlike durumu söz konusu. Bakalım orada ne olacak. Şimdi Evelynn'in yukarıda olduğunu biliyorlar artık. Ejderha gitmeleri lazım. Acaba kaçabilecek sıçrama, mi? Sıçrama üzerine Evelynn geldi ama yeterli olmuyor. Evet muhtemelen. Ejderha'yı aldılar ama bu arada. Bence iyi bir değişim. Şimdi üzerlerine doğru gidiyorlar ama hemen Sirgeç'e çıktı. İşte ulti geldi hemen. Gel git geldi. Holitot'tan üzerine ama yine o suya hapis tutmadı. Skor gelecek. Skor geldi.
Letilian işte yan aradığı... etkiyi bekletti. Evet. Yan etkiyi üzerindeki o bitkinleşimi bitene kadar bekletti, ondan sonra vurdu. Aferin Letilian. Bak Letilian işte son o artık beklediği skoru buldu son anda. Ve altında da öne geçtiler böylece. Baktığımız zaman şimdi iki tarafta da kule almadı. DP bir tane ejderha aldı şu ana kadar. 16.700 altında bir işte baskın denemesi de orta koridora geldi Reosta'dan. Şimdi işte o DP'nin esasına alıştığımız hissiyatı başladı. Yani o nefes aldırmayan, alt koridor, orta koridor, orman, ejderha, sürekli rakip takımın üzerinde baskı kuran o sanki varlığını hissetmeye başladık oyunda. Bunu devam ettirirlerse maçın çok hızlı bir şekilde kopabileceğini görebiliriz. Evet, yani sonuçta Evelyn oyunun başında müthiş bir güç, tamam kabul ediyorum ama oyun ilerledikçe eğer takım arkadaşları onun kadar iyi durumda değilse oyundan düşebiliyor. Yani evet. Bir takımı sadece evinin omuzlarını alıp götüremez. Evet. Takım arkadaşları da iyi olmak durumunda. Ve şu an altın farkını kapattı ve öne geçmeyi başarmıştı gerçi. Yine eşit bir seviyede gidiyor ama 600 altınlık fark kapandı. Ve oyun hala ortada. Takım savaşına geldiği zaman olaylar çok daha farklı olacak. Evet, şimdi baktığımız zaman yukarıda Renekton bir kez daha ittirmeye çalışıyor yukarı koridoru. Ama vazgeçti. Rotasını değiştirdi ittirdikten sonra. Mavi nereye doğru gidiyor? Maviye doğru gidiyor. Maviye gidiyor. Reosta orada. Bak, bu sefer doğru yerde doğru zamanda. Evet, şimdi yalnız Evelyn de oraya doğru giriyor. Çarpını kullandı. Acaba Nor'u alabilecek mi? Kaptırmamalar lazım. Evet, aldılar. Yalnız şimdi Evelyn de oraya doğru geldi. Çok yanlış yapar Evelyn oraya giderse. Yalnız oraya doğru gitti. Yukarıdan da Fabulous geliyor. Şimdi 3'e 2 oldu. Gragas da geldi. 3'e 3 oldu oradaki durum. Hemen Evelyn kaçtı orada aradan sıçrayarak ama bakıyorum şimdi Naru da geldi. Ultisiyle birlikte oraya doğru giriyorlar. Önce Evelyn odaklandı. Tutuşturma birlikte skor geldi. Yalnız Zeus'un canı çok az. Pasifi var. Sıçrayıp oradan uzaklaştı hemen elastik sapanıyla. Ama arada Cannon düşüyor. Zeus'un canı çok az. Ve işte pasifi aktif hale geldi. Bakalım kurtulabilecek evet, mi? Evet, skor Aman gidecek. Dragas. Skor gidecek. 1'e 3 bir değişim oldu. Bu hoş olmadı açıkçası. Evet. Yani aslında maviyi aldıktan sonra çok ısrar etmemeleri gerekiyordu. Gragas oraya gelip Ahri'yi çok iyi bir şekilde savaşın dışında tuttu. Belli bir süre boyunca. Ahri giremedikten sonra Ahri ile Evelyn'in arasındaki mesafesi aşılınca Ahri 2 tane ultiyi direkt Evelyn'e gitmek için kullandı. Üçüncü ultiyi daha kullanmadan orada düştü. Devamında Cannon düştü ve son olarak Zeki Kule'yi altına almayı başarırlar. GG yani Girgame gerçekten güzel bir savaş yaptı orada. Evet. Ama bu savaş aslında birazcık Dark Passage'in hatasından kaynaklandı. Ya orada Evelyn'in üzerine gitmek ilk seçim olarak bilmiyorum ne kadar doğru. Yani arkada Gragas'a belki Cannon artı Ahri odaklanabilirdi. Olmadı. Bakalım bundan sonraki dakikalardaki takım savaşlarını ne yapacaklar? Bu arada bir suya hapis daha kaçtı alt koridorda. Ya tutturması gerçekten kolay bir yetenek değil şimdi. Hani tutturması lazım falan diyoruz. Ya bir de görünüyor düşünce. Görünüyor yani nereye atacağını biliyorsunuz rakip olarak ve sonra gibi bir yerden sonra mobil olabilen bir şampiyon. Bu arada aşağıda Litilin birazcık agresif bir hareket yaptı ama Ezin oradan uzaklaştılar. Şimdi Ahri geldi. Naru bakalım oradan tutturabilecek mi Sona'yı? Son bir vuruş gelmedi. Yani. Pikselle kaçtı senin deyiminle ve oradan sonra kaçmayı başarıyor. Naru da bir kere de olsa bir koridor ziyaret etmeyi başardı. Evet. Ahri için önemli bir şey bu. Evet, 16. dakikada ilk ziyaretini gerçekleştirdi. Skor alamadı. Bu sefer yani değişik bir şampiyonla oynuyor. Yani normalde alıştığımız o Twisted Fate gibi global bir ultisi olan ya da işte Ryze gibi ışından büyüsünü alabilen bir şampiyon yok. Bu arada şimdi Evelyn geldi. Kule altında Fabulous'u sıkıştırmaya çalışıyorlar. Canı yarının altına kadar indi Fabulous. Bakalım orada daha ne kadar hayatta kalabilecek ama hayır. Fabulous'u bir kez daha durdurdular. Şimdi orta koridorda bir baskın var. Ultisini de kullandırıyorsun ama sanki biraz erken de o ulti için. Yani full canı olan bir Gragas orada o vücut darbesiyle birlikte çok rahat bir şekilde kaçtığını gördük. Evet, yani kuleyi nasıl tankladığını gördünüz yani Renekton'un ve fazla zırh yapmasının burada karşılığını aldı. Skor almayı başardı ve üzerine kuleyi aldılar. Yukarıdaki kule bu şekilde düşüyor. Dark Passage 2000 altınlık bir altın gerilimine de düştü ayrıyeten. Bu evet. Önemli çünkü az önce eşitliği sağlamışlardı. Son 1-2 dakika içerisindeki oyunları sayesinde oradaki bir 3 tane skor, yukarıdaki skor artı kule bir an olayları farklı bir hale getirdi. Nar'ın üzerinde müthiş bir hasar var. Ultisi. Ayağının öpücüğü tutturdu ama oradan kaçabilecek mi? Sıçramasını kullandı ve evet. Yalnız bu savaş çok güzel hareketler. Hala ortada bir vücut darbesi daha ve son vuruş. Son anda ultisi geldi. Ultisi geldi. Skor aldı. Bakalım şimdi uzaklaşabilecek mi? Sıçra. Skor gitti orada. Renekton'a. NBS gerçekten topladı. Ama ne olursa olsun gerçekten orada çok zor bir durumdan kaçmayı başardı ve
Sanırsam ki Dark Passage'in umutları birazcık aşağı koridorda. Aşağı koridorda işler güzel gidiyor diyebiliriz. Orada Twitch'in savaşa katkısı çok önemli bir hale dönüşecek. Özellikle bundan bir 3-4 dakika sonra olacak takım savaşlarında ejderha çıktıktan sonra. O ejderha savaşı bence birçok şeyi oyunla ilgili ortaya çıkacak. Tamam, 2006'lık bir fark var ama Ahri ölüm ateşi pençesini bitirmiş durumda. Twitch şu an coşkusu var. Bridgewater Palace'ını tamamlamış. Yani bu ikisinin hasar potansiyeli, doğru yere hasar vermesi belki de takım savaşındaki dengeleri belirleyecek unsur haline gelecek. Ama bir gerçek var. Yukarıdan Renekton çok güçlü geliyor. Burada Evelynn'in büyük bir payı var. Evelynn oyunun başından itibaren o yukarı koridorda çok iyi kalmadı. Kenan'ın üzerine çok iyi gitti. Çünkü biliyordur Renekton'un o ilacı olabileceği gerçeğini. Zaten Johnny skorlara baktığımız zaman 3-1-4 Renekton, 3-1-5 Evelynn. Yani ne kadar başarılı baskınlar yaptığını görebiliyoruz böylece. Evet. Yani bilmiyorum takım savaşı nasıl gelişir şu andan kesinlikle çok güç. Bu arada o aşağıda olaylar gelişmeye başlamış ve yine Evelynn. Yani oyunun başından beri inanılmaz bir şekilde koridorları kamplıyor ve doğru olanı yapıyor. Orada sona da skor aldı. İki tane skor gitti. Peki bunu nasıl değerlendirecek şimdi? Dark Passage. Orada Foblus geldi. Bakalım ayardan öpücük gelecek mi orada? Renekton üzerine gidiyor. Renekton inanılmaz tank şu an. Bir de Kennen ultisi geldi. Bir de Rheos da geldi oraya şimdi. Ve skor sonunda Kennen'le gitti. Bu çok önemli. Farp taşıyıcı rolünde. Bu 430 altın çok büyük önem taşıyabilir ama bu sırada GG ejderha yapıyor. Oluyor ama ejderhayı alırlarken de DP de boş durmadı. Kule aldı. En azından bir cevap vermiş oldu. Böylece kuleyi alarak yukarıya Kennen gidiyor şu anda. Rheos'ta da biraz rakibin ormancısı Evelynn'e hasar vermeye çalışıyor. Onun kamplarını alarak ki buna ihtiyaçları var. Evet, yani Twitch'in bir an önce artık şu Bridgewater Palace'ını mahvolmuş Gönül Kılıcı'na çevirmesi lazım. O coşku birazcık iddialı bir tercih olabilir. O süre zarfını, onun yapacağı sürede daha farklı bir eşya tercih edilir. Bu arada bakalım Evelynn alabilecek mi? Evelynn kırmızıyı boş verdi ve direkt Rheos'un üzerine gitti. Rheos da Baron'a doğru sıçradı. Evet, Baron'dan hasar yemedi ama bir de şimdi Gragas geliyor. Arkadan Kennen. Acaba orada kötü bir pozisyonu kaldı? Evet. Pasifi evet, pozisyonda. Kötü bir pozisyonda orada skor geldi. Kennen skor almayı başardı. Fark oyuna geri dönüyor. Peki şimdi orada almayı başarabilir mi acaba? Evet, ısrar etmedi çünkü Renekton yetişti oraya. Ve güzel. Küçük bir zafer ama önemli bir zafer. Zaten hem rakibin kırmızısı hem de bir skor. Küçük zaferlere ihtiyaçları var. Bu arada Letilia'nın canı yine çok az. Bariyerini de kullandı. Letilia'nın geriye çıkması lazım. Evet, orada çıkması çok tehlikeli lazım. Bir pozisyon oluyor. Şimdi şöyle bir şey var. Eğer ki yani alt koridorda ne zaman bir savaş yaşansa aynı senaryoyu izliyoruz. Letilia savaşı başlatıyor ama karşıda Sona var, Crescendo var ve sihir geçişi var. Yani bu iki özellik Letilia'nın o başlattığı savaşı bir anda GG'nin aleyhine çeviriyor ve bu açıkçası şu ana kadar hiç iyi sonuç vermedi. Buna bir son vermeleri lazım. Naru zaten çıktı oradan. Aslında o çıldı. Ya öyle bir şey ki bir iki saniye sonra geçse belki Sona'nın kendisine geldiğini görecek. Ayartan öpüşükle Sona'yı bitirecek. Evet. İşte bazen de böyle tesadüfler olabiliyor. Şans da insanın yanında olmalı. Şimdi mesela Kennen Fabulous kendisi için önemli bir eşyayı neredeyse bitirmek üzere. Hem o macerajın pazu bendini yapmış hem de aşırı büyük sopayı yapmış. Biraz sonra Zonya'sını bitirdiğinde çok daha ölümcül bir Kennen olarak takım savaşlarından dahil olacağını düşünüyorum. Aynen dediğin gibi. Kennen takım savaşlarında zaten ön plana çıkabilen, yıldızlaşabilen bir şampiyon. Bu arada Evelynn'le kampladın aşağı koridoru demek istiyorum artık. Yine geldi pıtır pıtır oraya. Bakalım bu sefer neler olacak? Ya ama şimdi şöyle bir şey var. Sona da çok güzel hazırlıyor orayı. Pembe totemlerle birlikte çalıyı sürekli boşaltıyor. Bu arada karşı rakip takımın kırmızısını çalmıştı Zek, Rheos'ta. Hemen kendi kırmızısını da Letilia'ya verdi. Bakalım bu biraz daha alt koridorda. Bu arada şimdi ulti geldi. Çok güzel bir sıçrama yalnız. Üzerinde ultisini kullandı. Hiç riske atmadı. Güzel bir refleks yani. Hemen hızlıca uzaklaştırdı kendini. Keşke o refleksi yapmak zorunda kalmasaydı. Yani, o da ayrı bir şey. Sıçrama kalaydı yani. Neyse oluyor böyle şeyler oyun içerisinde. Evelynn hala işini çok iyi bir şekilde yapmaya devam ediyor. Koridorda doğru zamanda gelmeye devam ediyor. Aşağı koridora geldi. Şimdi acaba kule altına girmeyi tercih edecek mi? İki tane dokuma zırh almış kendisine ve zırhını arttırmış. Naru, Fabulous. Şimdi aşağı gidiyorlar yalnız. Evet. Herkes aşağı gidiyor. Herkes alt koridora doğru ilerlemeye başladı. Ve arada bir Renekton yakaladılar. Acaba devamını getirebilecekler mi? Burada Nami'den ulti geldi ama Letilia'nı korumaya yetmiyor. Ardından da Holytoad kulenin altına düştü ve kule de düştü böylece. Yani bilmiyorum kaçıncı kez izledik alt koridorda bu senaryoyu ama artık Dark Passage'in buna bir
çare bulması lazım. Aradaki çünkü altın farkı 3000'e çıktı. Yani böyle böyle azalıyor yavaş yavaş. Azar azar ama artıyor aradaki fark. Artıyor demiş olduğun gibi. Ebel'in faktörü çok önemli burada. 3-1-9 yan takımın 13 skorunun 12'sinde parmağı var. Ki özellikle aşağı koridorda. Hadi diğer koridorları geçtim. Aşağı koridorda yapmış olduğu katkı muazzam. Twitch 1-3-0. Nami 0-3-1. 6 tane skorun 6'sında da katkısı var. Evet. Ya katkıları takım olarak birbirine katkıları çok fazla. Dediğin gibi zaten bu aradaki altın farkının da en büyük sebeplerinden biri de bu. Bir kule daha aldılar. 3'e 1 oldu kuleler. Ve aradaki altın farkı da neredeyse 4000'e yaklaştı. Evet, yaklaştı. Yani takım olarak toplanabilirler. Twitch'i aşağı tek başına minyon kesmesi için yollayabilirler. Şu an iki tercihte Dark Passage için yani mutlak gözüküyor. Bir şeyler yapmanın lazım. Bir oyun yapmanın lazım. Evet. Oyun yapabilecek şampiyonları var. Ahrileri var. Kenanları var. Zekleri var. Namileri var. Yani takım halinde toplanmaları durumunda yapabilecekleri çok şey var. Eğer yapmayı tercih ederlerse. Evet. Tabii yani oyun şu anda hala geri döndürülebilecek pozisyonda. Şu anda hala oyuna müdahale edebilecek zamanları var Dark Passage'in ama bunun için çok fazla geç kalmamaları lazım. Şimdi bir kule aldılar altta. Bu kule aradaki altın farkını biraz azalttı. Ama bundan sonraki bakalım şimdi hedefleri, planları ne olacak? Yukarı koridorun kulesini mi alacaklar yoksa orta koridordan mı bitirecekler? Bir takım savaşı mı arayacaklar? Yani ama bir şeyler yapmaları lazım kesinlikle. Evet. Takım olarak toplanma zamanı gelmiş olabilir Dark Passage adına. Bu arada Evelyn de yani bu aşağı koridor aslında 2 kişi değil 3 kişi oyunun başında. Evet. Evelyn sağ olsun. Yani 2 dakikalık aralıklarla orayı ziyaret ediyor. Hep fırsat kolluyor ve bundan da şu ana kadar çok iyi sonuç aldılar. Hı hı. Sonuç aldıkları şeyi de iyi yapmaya devam ediyorlar şu an. Ve takım savaşı nasıl olacak onu çok merak ediyorum. Bir takım savaşı olsun artık. Evet, takım savaşı ben de merak ediyorum. Bu arada ejderha çıkmak üzere ve bakın yani Girgaming de iyi hazırlanmış belli. İyi bir takım oldu. Hemen 40 saniye, 45 saniye kala bütün takım olarak ejderhaya doğru ilerlemeye başladılar. Ve hemen etrafındaki totemler temizlendi destek oyuncusu tarafından. Biraz sonra da o ejderha çıktığı gibi hemen başlayacaklar. Bakalım buna cevap verebilecek mi Dark Passage? Bir ejderha daha eğer giderse rakip takıma... Şu an Zek Dahri mavide. Evet, büyük ihtimalle gidecek. Ve yani bedavadan o aradaki altın farkının açılmasını... Ama görüşleri yok o ikisine olacaklar. Dair. Şu an ejderha yeni yeni çıkmaya başlayacak. Hemen ani bir şekilde alabilecek hasarları yok. O yüzden burada bir takım savaşı izleyebiliriz. Evet, şimdi Zek de geldi. Ahri orta koridorda. Oraya hemen bir ping geldi. İşte o totem şu anda gösterdi bazı şeyleri. Bu arada yine o suya hapis kaçtı. Suya hapisler sevmiyor bugün Holtot'u. Bir evet, türlü tutmadı. Tutmadı bir türlü. Bir tanesi tutsa oradan skor sesi evet, gidebilir ama şimdi Ahri ve Gragas ters bir açıdan geliyor. Daha doğrusu Ahri tek başına orada. Sıkıntı olabilir. Sıkıntı olabilir. Hemen ulti. Hemen ulti geldi ama şimdi, çok kötü oldu. Şimdi mesela bu ultiden sonra o çok daha rahat bir şekilde ejderhaya girebilir belki evet, de. Evet. Çok kötü oldu o ultiyi kullanması. Belki de Dark Passage'in burada daha fazla zarar görmemesi için çekilmesi bile gerekebilir. O ejderha bırakmaları daha fazla skor vermemeleri anlamına gelebilir. Biraz bakalım. Bir kaçtı bu arada. Baktığımız zaman şimdi ejderhayı vurmaya devam ediyordu renkte ama bir Nami'den ulti geldi ardından da karşı ulti. Ezreal'dan geldi. Şimdi araya girdi. Çaldı ejderhayı ama bakalım bu takım savaşı ne olacak? Bir orada ayartan öpücük tuttu ama bakın Crescendo üzerine Gragas ultisi orada adeta parçaladı. Nami'yi bırakmıyorlar. Twitch'i aldılar. 2 tane skor verdiler. Şimdi bakalım Nar oradan kaçabilecek mi? Ultisi yok. Sıçramasını kullandı. Fabulous uzaklaşmaya çalışıyor. Orada Ezreal almayı başardı. Tutuştur geldi bu arada Gragas'ın üzerine. Çok güzel bir oyun izliyoruz Nar'dan. Nar'u öldüremese de Gragas'ı geri göndermeyi başardı. Bravo. Gerçekten ya şu oyun belki de Dark Passage adına bir şeylerin değişmesine sebep olabilir. Çünkü ejderhayı aldılar. 2 tane skor vermişler. Bu arada Sona üzerinde müthiş bir hasar var. Kerem de geliyor. Bakalım alabilecekler mi? Şimdi Sona'yı da aldılar ve 2-2 değişim ve... Reosta. Üzerine ejderha. Ama şimdi oldu. Şunu söylemek lazım. Naru'nun... Evet. Ya Naru inanılmaz bir oyun çıkartıyor şu ana kadar. Belki çok fazla göze batmıyor. Sessiz sedasız geliyor ama gerçekten hem minyon sayısı hem aldığı skorlar ve karşı rakip takımdan o psikolojik verdiği baskı. Yani siz bana o yetenek atışlarını tutturamazsınız. Ben çok güzel mikro şampiyonumu kontrol edebiliyorum. Sağa sola gördün mü orada gürleyen yıldızı peki? Gördüm. Fab'dan. Ya Fab'ın o gürleyen yıldızı
şey gibiydi, böyle savaş filmleri, aksiyon filmlerinde olur ya, son anda dönüp böyle aradan bir ateş eder, böyle aradan birini falan kurtarır falan. Matrix edası vardı o gürleyen yıldızda. Evet, gerçekten güzel bir oyun izledik orada. Yani çok kötü başladılar savaşa gerçekten. Hani ejderha çalmaları iyiydi ama o sonun ultisini gördükten sonra 4 kişiye geldi. Evelyn evet. ve sonun ultisi üst üste mindi. Bu felaket işaretiydi ama Gragas'ın ultisi belki de evet. Dark Passage'in kaçması için fırsat oldu. Çünkü tamam bir kişiyi güzel bir noktaya fırlattı. Hatta 2 kişi güzel bir noktaya fırlattı ama 2 kişinin de kaçmasına sebep oldu. Belki evet. orada varili fırlattıktan sonra Dark Passage'in gitmek istediği yönü gördükten sonra assaydı fıçıyı evet. o zaman felaket olacaktı. Bir de orada bilmiyorum gördüm ama Evelyn Holitot'un arkasından duvarın öbür tarafa sıçradı, onun peşinden gitti. Yani destek oyuncusunun peşinden gideceğine belki Dark Passage'in diğer oyuncularının peşinden gitse farklı olabilirdi ama böyle bir tercihte bulundu. Dark Passage bu hataları iyi değerlendirdi bir önceki savaşta. Bu arada şimdi Letilia'nın dikkatli olması lazım. Geriye doğru çıktı hemen zaten Gragas'ın orada. Gragas'ın olduğu takımda önde kalmaması lazım evet. kesinlikle. Yani hemen cezalandırılır. Sıçrayıp ultisini atar, onu direkt takımın içerisine atması demek savaşın bitmesi anlamına geliyor Dark Passage adına. Şimdi Baron'un olduğu tarafa doğru ilerliyorlar takım halinde. Totem temizleyecekler. Totem temizliyorlar. Ezzy'i de alt koridora gönderdiler oradaki minyonları temizlemesi için. Bu Dark Passage için yalnız bir hani başlangıç olabilir. Hı hı. Direkt savaşa girme işareti olabilir. Çünkü Ezreal aşağıdayken 4'e 5 savaşı zorlayabilir rakiplerini. Direkt bakın Ezreal'in orada olduğunu gördüler ve hemen orta kuleden ittiriyorlar. Ve güzel başından geliyorlardı. Graves'la da orayı kapadı şimdi. Renekton'un oradan geçmesi izin verecek ve bir kuleyi almayı başarabilirler burada. Ki bu içerideki bir kule. Bu arada arka taraftan şimdi hem Evelyn hem Renekton geliyor. Zonya'sı ile birlikte Fabulous ultisini açtı. Navi'den güzel bir ulti geriye doğru püskürtmek adına. Bu arada NBS'yi çok güzel durdular. Yani tanklarını bu kadar az canlı bırakınca takımın geri kalanı ileriye çıkmak Fabulous. İçin çok fazla cesaretlenemedi. Fabulous senin dediğin gibi burada kilit rol oynadı yine. Bu arada bir minyon yukarıdaki kuleyi yok etmeyi başardı. Son vuruşu yapmaya başardı. Eşit altın şu an. Şu anda altınlar eşit, bu önemli. Evet. Ve bir kuleyi de aldılar ve altın öne geçmeyi başardı. Evet. Dark Passage güzel bir geri dönüş yapıyor şu an. Evet, şu anda çok güzel bir geri dönüş yapıyor. Eğer bu şekilde devam ederlerse, yani Gear Gaming'i yenmemeleri için hiçbir neden yok. İlk maçlarında da alacakları bir galibiyet gerçekten moral motivasyon olarak Dark Passage'in inanılmaz işine yarayacaktır. Türkiye temsilcisinin. Bakalım şimdi orta koridorda minyonları geri ittirmeye çalışıyorlar. Diğer taraftan baktığımızda Evelyn geliyor. Ahri, Naru, bakalım oradan çıkabilecek mi? Çıkarken bir de Evelyn'e dedi ki, ya sen nereye geliyorsun kardeşim? Şu ölüm ateşi pancasını bir al, hadi gel şimdi dedi ama Evelyn de yemedi bunu. Tabii şimdi Ezreal yalnız yakaladılar. Bakalım skor gelecek mi? Naru'yu parçaladılar orada ve iki skor birden. Ya bu işte hiç gerekli bir gerek şey değil. Gerek yoktu. 5'e 2, bilmiyorum diğer Renekton 4'e 2 bir savaş. Niye yapıyorsun bu savaşı? Ne gerek var? Baron'a hediye ettin şu an. Rambo ile Malkaçoğlu'nun hikayeleri. Ne? Rambo ile Malkaçoğlu'nun hikayeleri yani. Böyle 5 kişinin kenara arasına girersen evet, olacağı yani bu. Hiç gerek yoktu. Hiç gerek yoktu. Bunda boşu boşuna Baron'u şu an elleriyle teslim etti. Hamile Rheos da. Bu arada çok enteresan. Orada Nami. Sıçrama geldi. Renekton, Zeke'in oradan uzaklaşmasını sağlamak için sıçrayarak gitti oraya. Yalnız takımını bıraktı. Şimdi Zeke başka bir açıdan çalmaya geliyor. Çalmaya çalışacak mı acaba? Çalışacak Renekton da açtı orada. Sıçradı, çalamadı. Olmadı. Ama Evelyn almayı başarırlar. Twitch devamında geldi. 2'de 2. Devamı gelir mi acaba? Rheos da her şeyini verdi orada. Ama Baron'u skor daha almayı başardı. GG ve 3 tane kritik şampiyon üzerinde şu an Baron güçlendirmesi var. O kadar zorluklarla oradaki altın farkını kapatıp 2 yani 1000 altın öne geçtiler. 2000 şimdi yine 2000 1500 altın gerideler. Ama ortadaki o gereksiz oyun yüzünden bu yani ya hem, evet. hem Kennen hem Ahri orada Fab'la orada ölmese bu Baron da gitmeyecek. Ya yani bu Baron da kaptırmayacaklar rakip takıma. Yani biraz daha Dark Passage'in o bir 3 dakika önceki oyun mantığıysan yakalaması ve uzaklaşmaması lazım. Eğer o şekilde oynamaya devam ederlerse maçı gerçekten de kazanabilirler. Gear Gaming gaza geldiler. O kadar da evet biraz gaza geldiler. Gear Gaming yani şu ana kadar benim izlediğim kadarıyla gerçekten Dark Passage'den üstün bir takım olarak görmüyorum. Yani iki takım da birbirine eşit konumda şu anda gördüğüm kadar. Evet yani sonuçta bu bizim tipik özelliklerimizden bir tanesi, millet olarak gaza evet. gelme durumumuz evet. olabiliyor. Böyle iki tane güzel bir şey yaptıktan sonra üçüncüde hani bunu da yaparım deyip sonradan rakibe avantajı vermeyiz. Alırız abi. Yani. Rambo muyuz? Rambo'yuz abi diye girip orada skoru teslim etme durumları olabiliyor. Bunun bir örneğini izlemiş olduk. İnşallah bir daha izlemeyiz. Evet inşallah bir daha izlemeyiz. Şu anda
baktığım zaman Evan'ın tek başına hemen ejderhayı başlattı. Orada cevap verebilecek kimse yok. Yani işte bu, bakın, bir sezon boyunca Jon'u seninle birlikte ağzımızdan eksik olmayan, dilimizden eksik olmayan cümlelerden bir tanesi. Global görev. Evet. Haritanın üzerindeki görevler. Şu anda Year Gaming bu görevleri çok güzel bir şekilde kendi lehine almaya başladı. Yani Baron, üzerine ejderha. Yani burada gerçekten artık DP'nin biraz daha cevap verebilmesi lazım. Ağır yukarı koridoru ittirdi. Şimdi o geri dönecek. Alışveriş yaptıktan sonra takım arkadaşlarına katılacak. Bakın şimdi onu yakalamak için mi acaba? Bütün takım olarak oraya gidiyor. Bir de Year Gaming son 3-4 dakikadır, belki 5 dakikadır hiç ayrılmıyor birbirinden. Yani takım olarak, abi Ezreal yukarıda kırmızı güçlendirmeyi mi alacak? Takım halinde gidiyoruz, hadi bakalım. Koruyacağız. Orta koridora mı gideceğiz? Takım halinde gidiyoruz. Bu da biraz daha DP'nin birebir oyunlar yapmasını engelliyor şu anda. Oyun birazcık şu an Twitch'in ellerinde. Şöyle söyleyeyim. Bu arada müthiş bir hasar Von var. Ya. Alabilirler o evini. Alabilirler. Sıçramasını kullandı. Evinin canı çok az. Ve işte Reos'a da kaldı skor. Ağızlar arkada yalnız çok Letilin. Güzel bir Zonya geldi Fabulous'tan. Letilin dikkatli olması lazım. Orada çok güzel. Sonu da tuttu Siyafis. Sonu da tuttu. İşte o tutunca zaten işlerin rengi değişti. Kalabalık kontrolü efektlerinin ne kadar önemli olduğunu gördük. Bu arada sonun üzerine çok yüksek bir hasar var. Letilin'de çok orada güzel, uzaklaştı. Çok güzel. Baron'da 3 kişi de Baron vardı. 3 evet. Kişi de Baron varken bunu yapmaları çok önemli. Baron'u yemiş oldular şu an rakibin. Renekton'da üzgün bir şekilde Timsah geri dönüyor. Timsah'ın gözyaşları oldu orada. Evet, Timsah'ın gözyaşları oldu dediğin gibi aynı. Ama yani burada Letilia'nın ve Dark Passage'ın takım olarak bu tarz oyunları daha fazla yapması lazım. Çok güzel bir şekilde cezalandırdılar. Ya hep diyoruz ya, bu seviye oyunlarda artık sizin çok iyi oynamanız, bir şeyleri çok iyi yapmanız pek fazla anlam ifade etmiyor. Çünkü karşındaki rakip de iyi oynuyor. Ama bu arada şimdi son anda orada tutturdu o ayartan öpücüğünü ve geriye dönmesini engelledi. Şimdi Twitch diyordum. Niye Twitch? Çünkü olması lazım Nur'un. Evet, Nur'u yakalandı mı acaba ya da yakaladı mı? Evet, kaçmayı başardı. İşte Ahri'nin de güzelliği bu. Acayip evet. Mobil. Direkt evet. Oradan kaçabiliyor. Rakip takım hep büyü direnci. Çünkü Kennen artı Ahri var. Peki zırh yapan kimse görüyor musun Renekton haricinde? Evet, şu anda yok. Bu arada. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Eğer evet, onu tutturmasaydı orada belki de kendisi ödeyecekti Nami. Ve orta koridordaki bu kuleyi almaya çalışıyorlar şu an ve almayı başardılar. Aldılar. Orada bir anda toparlanamayınca Dark Passage takımı kulede düştü. Bak yani... biraz önce Evelyn 4-1-11'i şu an 5-3-11. Yani 1-2 son dönemde. Çünkü oyundan yavaş yavaş düşmeye evet. Başladı. Tabi Evelyn yani zaman geçtikçe artık o kadar oyuna katkısı ilk oyunun başındaki gibi olmuyor. O kadar olmuyor. Ama yine de Dark Passage'in biraz daha bu takım oyununu şu anda ortaya koyması lazım. Twitch'in pozisyonu bir sonraki takım savaşını, o takım savaşının kaderini belirleyecek. Twitch evet. İyi pozisyon alırsa Gragas'ı, Evelyn'i, Ezreal'ı, Sona'yı vurabilecek şekilde güzel bir zehir salvosu atabilirse GG parçalanır. Evet. Ama bir risk durum var. Eğer Gragas, Renekton ikisinden bir tanesi sersemletirlerse Twitch'i veya ultisiyle Gragas pozisyonu değiştirmeyi başarırsa bu sefer her şey Dark Vader'in aleyhine gelişir. Evet. Ya olay sadece pozisyon almadı. Twitch'in pozisyon alması çok önemli şu dakikadan sonra. Yani, bakalım bunu yani Letilia'nın da biliyoruz en büyük sıkıntılarından bir tanesi buydu. Geçtiğimiz dönemde Team Turquette'de oynarken yani o pozisyonu alırken gerçekten zorlanıyordu. Pozisyon dışı kalabiliyordu. Bugün eğer bunu bu dakikadan sonra yapmazsa, o pozisyonu düzgün alırsa gerçekten kazanmamak için hiçbir neden yok. DP'nin biraz daha sadece dişini sıkması ve şu takım oyununu ortaya koyması lazım. Yani hala o bunaltan DP oyununu görmedik şu anda oyunda. Alışıyorlar abi. Dur daha. İlk böyle şeyden sonra bu Holy Phoenix'ten sonraki ilk ciddi mücadeleleri tabii. Bunlar değil mi? Tabii. O yüzden birazcık zaman vermek lazım, şans vermek lazım. Şimdi yalnız Nar'ı orada çok güzel bir şekilde ayartın öpücük geldi ve Evelyn'in canını %50'nin altına indirdi. Bu hareketler rakip takımın savaş başlatmasını ya da bir göreve gitmesini de engelliyor. Yani artık o Evelyn savaşa gireceği zaman iki kere düşünecek. Acaba girsem mi diye, canım az diye. Şimdi alt koridora yöneldiklerini görünce hemen Dark Passage'de gitti oraya doğru. O kuleyi koruyacaklar. GG bir şeyler yapmak istiyor, bir oyun istiyor ama şu ana kadar ufak tefek hatalar yüzünden devamını getiremiyorlar. Bakın yine orada Evelyn'in üzerine müthiş bir hasar bıraktılar. Evelyn'in üzerine hasar bırakıyorlar ki Evelyn daha o yandan, arkadan ultisini atmaya gelemeden... Bu arada güzel bir fıçı geldi orada. Kendimi bayağı bir canını sıktı.
Orada fıçıyı atmaya, daha doğrusu ultisini atmaya fırsat bulamadan canını indirmek istiyorlar. Ama Sona gibi bir şampiyon olduğu için rakip takımları da devamlı bakın evinin canını yavaş 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 dolduruyor. Şimdi yukarıdaki o totemi yıktılar. Bu arada dürtme potansiyelinden çok fazla bahsetmedik Gear Gaming'in ama şu anda görüyoruz, izliyoruz, yaşayarak görüyoruz yani. Gragas artı Ezreal gerçekten çok fazla dürtüyor şu anda. O fıçıları yemeyin artık fıçıları. Kocaman fıçı. Fıçı fıçı geliyor bir oradan. Bir de totem de var orada. Görüş var. Yani Gragas onu yuvarlarken kaç oradan kulenin altından. Yeme o fıçıyı. Değil mi? Bakalım şimdi alt koridorda birbirlerini tartmaya devam ediyor takımlar. Dürtmeye de devam ediyorlar bir yandan da. Dürtme girişimleri de devam ediyor. Acaba savaş başlatacak mı iki taraftan bir tanesi ama şu anda bakın yani Gear Gaming çok güzel bir şey yapıyor aslında. Yani kulenin altına girmek istemiyor. Yukarı koridordan yığın geliyor bak dikkat edersen. Evet, kulenin altına girmek istemiyor. Hem yukarıdan minyonları bekliyorlar hem de üzerlerine çekmeye çalışıyorlar Dark Passage'i. Acaba gelirler de burada bir savaş başlar mı? Kulenin altına girmeden savaşabilir miyiz diye. Çünkü hala şu anda altında öndeler. Eşya olarak biraz daha öndeler takım olarak. Yalnız bir anda ataktayken olaylar tersine dönebilir. Rayos da bunu yapmak istedi bu elastik sapanıyla ama çok da başarılı olduğunu söylemez. Bu arada ultisini açıp Renekton içeri girdi. Birazcık pozisyon dışında kalmış olabilir. Gragas da şu an evelin bakın giremiyorlar orada. Naru tehlikesinden ötürü ve evet orada sanırsam ki kimse kimseyi alamayacak gibi Rayos da yalnız düşmeyecek. Kerem ultisi geldi. Şimdi orada Gragas'ın üzerinde müthiş bir hasar var. Evet. Parçalarına ayrıldı. Zek yalnız ilk önce Twitch almayı başardı Renekton'a. Zek'i kurtarabilecekler mi? Kurtardı. Devamı bir tuttu. Suyamız tuttu gittiği yerde. Peki devamı gelir mi? Oo hayır. O fıçık gözleri korkuttu. Horitot'un peşindeler şu anda. Horitot'un peşindeler. Ama bir anda olaylar terse dönebilir. Bir tane hayatım öpücüğe bakar. Bakalım tutturabilecek mi? Letilin çok heyecanlı. Canı hala var. Manalar bitti, manalar bitti. Manalar bitti. Ondan geri kaçıyorlar şu anda. Bunu fark etti zaten. Onu fark edince hemen geriye doğru geldiler. Naru yani dikkatli olmaları lazım orada. Letilian tutmaya çalışıyor minyonları çok en azından. Çok güzel kuleyi vermediler. Evet kuleyi vermediler. Ve onu hemen geleceği ama ejderhayı verecekler. Muhtemelen, muhtemelen. Ama çok uzun bir baskıydı. Bu çok uzun bir kuşatmaydı. Ve tam zamanda bitti çünkü bakın ortadan büyük bir minyon yığını, yukarıdan büyük bir minyon yığını geliyor. Birazcık onlar kuleye vurmadan tuttular. Evet. Birazcık daha uzatsalardı. O zaman GG çok büyük bir avantaj elde edebilir çünkü Dark Passage'den bir kişi oraya gitmek zorunda kalacaktı o durumda. Evet. Şimdi mavi güçlendirmeyi aldı Naru hemen gitti oradan. Bu arada o da zonyasını bitirmiş. Baron. Oo görüş yok. Görüş çok yok. Hızlı olabilir, çok hızlı olabilir. Ama oraya doğru geliyor şu anda Gear Gaming. Bir şeylerin kokusunu aldı sanki. Gragas'ta totem var mı? Gragas'ta totem yok. İçeri girip kendisi bakmak zorunda. Aldılar bu. Ulti geliyor. Aldılar, aldılar. Gragas... Çaldı. 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 Gragas İnanılmaz. Çaldı. İnanılmaz. Rheos'ta. Yani Rheos'ta çarpı yok muydu acaba? Çarpı da var. Ya bu yapılacak bir hata değil ama yani gerçekten Joner. Joner yani bu affetmez yani. Bu seviyedeki hiçbir takım böyle bir hatayı affetmez. Affetmez. Yani şu an oyunu bırakmış olabilirler. Evet. Yani bu Baron'dan sonra gerçekten çok zor şu anda yani, Dark Passage'in işi. O fıçının ne yapacağını ne hasar vuracağı belli yani. Evet. Beklet birazcık. O sırada hasar vurma. Çok enteresan. Bazen demek ki olabiliyor. Nami var. Nami bir tane suya pis atsa orayı görüyorlar zaten. Bir tane suya pis atsın ondan sonra vur hemen kes o sırada Baron'u. Yani totem görüşü de vardı orada. Bir ayartan öpücük. Bir Rheos da bırak Baron'u sıçra üzerlerini. Yani çok Baron'lu bir apayrı şey daha vardı. Baron'lu bir Gear Gaming'de bir daha uğraşacaklar şu anda. Bakalım yani savunabilecekler mi? Alıp fırlatma anı neydi diye sorarlarsa oyundan sonra buydu işte. Evet. Gerçekten de fırlattılar oyunu. Ama tabii daha belli olmaz. Sonuçta az önce de Baron'u bir takıma karşı dövüştüler. Ama başarılı olmuşlardı. Bu arada yakalandım acaba Holitot? Evet kaçmayı başardı oradan. Evet. Şimdi yukarı kuleden bir baskı yiyecekler. Şimdi oradan geliyor zaten. Gear Gaming hemen geriye hem kulenin sonra hem Baron güçlendirmesi bu sefer. İkisi birden canlarını arttıracağı için ve dürtme potansiyeli çok fazla olduğu için GG takımının Fabulous bu kuleyi mesela muhtemelen bırakacaklar. Evet bu kuleyi savunmaları şu an çok zor görünüyor. Kulenin yarı canı var. Ve sürekli bir dürtme girişiminde Gear Gaming. Bakalım. Şimdi minyonlar geliyor. Ama kulenin de altına girmiyorlar. Bakın dikkat ediyorsan Jön'e hiç öyle riske atmıyorlar. Burada bir ulti daha geldi. Şimdi belki bir girişimde bulabilirler. Evet, kuleyi alacaklar. Bir suya pis daha hiçbir şeye çarpmadı. Yere düştü. O baloncuk. İkinci kule de gelir mi acaba işte o sırada o iyileşme süreci boyunca? Nuru hala gitmemiş.
gitmemiş iyileşmeye. Horitot bir daha iyileştirdi onu. Evet. Şu anda minyonları bekliyorlar. Bu arada Naru her üzerine... mistik atış yediğinde canı çok gerçekten evet. De ve geri gitmesi lazım. Ki Zonya'sı var yani biraz zırhı da var ama. Var zaten ve hani ısrarcı olmaması lazım bu kadar. Kuleye şimdi bir oyun yapabilirler Naru ile beraber. Kulenin altında acaba bir şeyler gelir mi? İşte Nami ultisi geldi ama devamı şimdi işte orada işte ayar tarafıcık işte. Bu çok önemliydi yani sona. İşte. Çünkü işte. O kadar bozuyor ki Dark Passage'in oyununu. O crescendo seri birlikte o sonayı almak... Crescendo değil. Bak sana şöyle söyleyeyim. İyileştirmesi. Evet. İyileştirmesi hayır, ama yani. Ama savaş başladıktan sonra ondan o crescendosu... Sonra savaşı başlatmıyor evet. Evet. O tutuyor yani. Bir anda hiçbir şey yapamıyorlar. O Ahri'nin mobil özelliği, Ken'in mobil özelliği bir anda yok oluyor. Naru yalnız yine büyük bir iş yaptı yani evet. Gerçekten. Naru bütün varlığını koyuyor şu anda oyuna taşımak için. Evet. Yani az önce Baron'u alsalardı çok daha farklı bir oyun izliyor olacaktık ama... Bence iyi atlatlar. O yukarı kuleyi de verebilirlerdi. Evet. İyi atlatlar dediğin gibi. Bence yani o hataya karşı bu kadar az şey kaybetmeleri iyi. Üzerine de bir tane skor almaları. Bu arada Letilian. Acaba? Letilian o kadar yakından girdi ki. Öldürecek bu arada. Öyle bir vuruyor ki şu anda. Öldürecek. Arka taraftan Nami geliyor yalnız. Çok az bir canı kaldı. Öldürdü. Son anda ama yani öldürdü. Çok riskliydi. Ama takım arkadaşlarının geldiğini gördü orada. Yani, yani onlara da güvenerek birazcık başladı o savaşa. Bariyeri de olduğu için sonuna kadar kovaladı. Tabii şimdi Twitch de bir noktadan sonra ne kadar tank olursan ol. Yani hayalet dansçısı var. Son fısıltısı evet. Var. Ebedi kılıcı bitmiş. Mahvolmuş kralın kılıcı bir de üzerine yetmiyormuş gibi Negatron. Daha doğrusu büyü pelerini var. Negatron pelerini var. O yüzden de hani birebir de eğer şu vakitte Renekton'u alamayacaksa işi var demektir ki. Renekton'un bir tane bile neredeyse şey hasar eşyası yok. Bir tane tamam. Sihir içeni var. Sihir içeni var ama o da daha çok defansif amaçtı. Defansif tabii. Yani. Şu anda hemen zaten imitör kulesini ittirmeye gittiler. Tankı olmayacak rakip takımın. Bundan yararlanmak istiyorlar ama yani Gragas'ın varilleri gerçekten de şu an çok can yakıyor ve Gragas şu anda baktığımız zaman o koruyucu meleğini de yapmış. Evet. Yapmış. Onu öldürmek kolay bir iş değil. Bu dakikadan sonra evet. Ölse bile yeniden canlanacak. Dürtmesi şu an çok can yakıyor. Bir kez daha imitör kulesine doğru yaklaştılar. Nami'nin bu sefer suya bir tuttu. Bakın işte onun dürtmesi o bir saniyelik ortadan kalkınca hemen kuleyi rahat bir şekilde aldılar ve geriye çıkıyorlar. Tamam. Renekton geliyor. İstediğimizi aldık. Burada zorlamaya gerek yok. Renekton da geliyor dediğin gibi çıktılar. Yalnız Fabulous şu an ateşle oynuyor. Orada hemen zaten... Dikkat dağıttı birazcık diyebiliriz. Evet. Yani çünkü şimşek formu var. Oradan hızlı bir şekilde kaçmasına sebep oluyor ama... Tehlikeli bir yer duruyor yalnız. Evet evet. Şu an... Reos'ta. Hayır. Yakalandı mı acaba? Yakalandı gibi. Ama oradan evet elastik sapanıyla kaçmayı başardı. Nereye başladı gerçi. Ama? Ya sana şöyle söyleyeyim. Onu takip etmeleri daha kötü sonuç evet. Verildi Gear Gaming adına. Yok, çünkü güzel olurdu. Yani elastik sapanı için güzel olurdu. Elastik sapanla sabaha kadar böyle haritada koşabilirdi. O sırada da yani birçok yeri kaybetme ihtimalleri vardı. Baron'a 1 dakika 40 saniye var. Ejderha birazdan çıkacak ama şu dakikada Ejderha'nın çok fazla birisinin umurunda olduğunu zannetmiyorum. Esas odak noktası Baron. Evet. Belki Twitch gider, belki Ezreal gider. Tek başına alır o Ejderha'yı ama onun haricinde zannetmiyorum ki takım olarak iki takım da adasın kendisine o Ejderha'ya. Ejderha için ben de çok büyük savaş çıkacağını zannetmiyorum şu anda. Yalnız Reos da arka taraftan geldi, savaşı başlattı. Nami ultisi, Fabulous'un ultisi geldi. Sona düştü aradan. Bakıyorum şimdi aynı uzaklaşmaya çalışıyor. Çok güzel bir suya biz. Kulede vurmaya devam ediyor ama bir Zonya daha geldi. Sıçradı oradan kaçtı ama Gragas'ın ultisi Nami'yi avlamayı başarıyor. 2'de 2 yapan bir Gragas var yine orada. Baktığımız zaman 3 skor verdi. DP Dark Passage takımı şu anda ilk imitör kulelerini kaybettiler. Ardından da büyükler imitörü kaybedecekler. Şimdi bakıyorum Ahri oraya geliyor. O sığınak botlarıyla birlikte Zonya'sını kullandı. Acaba oradan uzaklaşabilecek mi? İşte bir kez daha o etrafındaki 3 tane vuran aurayı açtı ama devamı gelmedi. Evelyn'i düşürdüler aradan. Şimdi oyunu bitirebilir mi orada? Reos da bir kez daha girer mi oraya? Oyunu girmesi lazım. Girmesi lazım çünkü oyun bitiyor. İlk kule düştü. Ardından hemen gitti. Şimdi ittirmek için Reos da oraya... Gerekirse ölmesi lazım evet, yani. Evet. Tutmaya çalışıyor elinden gelince. 19 saniye var. Şu anda Kenan'ın çıkmasına ikinci kuleye vuruyorlar. Elinden geldiğince savunuyor ama şu anda bakalım oyun bitti. Kaçabilecek mi oradan? Nexus'a vurmaya başladılar. 8 saniye var Kenan'ın çıkmasına. Bir kez daha içeriye doğru zıpladı. Orada koruyucu meleği çalıştı. Yani Reos'la elinden gelen her şeyi yaptı ama
tutamadı ve oyun işte o son savaştan sonra böylece sonlanmış oldu. Görelim takımları görelim. Bakalım şu anda ama yani Dark Souls gerçekten çok iyi bir oyun çıkardı. Bir nokta. Ama evet. Baron. O Baron işi bitirdi. Yani tam böyle o rüzgarı arkalarına almışlardı. Koparıp götürüyorlardı ki o Baron çaldırınca gerisini getiremediler. Evet. Yani ufak tefek hatalar böyle büyük sonuçlara sebep olabiliyor. Ama daha bu ilk maçtı. Daha önünde iki maç daha var. Hı hı. Ve toparlamamaları için hiçbir sebep yok. Tabii ki de. Şu anda Latin'i görüyoruz. Evet. Kendi aralarında konuşuyorlar ve neleri yanlış yaptık acaba diye ben de duymak isterdim. Evet, ben de duymak isterdim gerçekten de. Tebrik ediyor. İşte gentleman hareketler. İki takım birbirine güzel bir mücadele oldu. İki takım arasında gerçekten. Evet, bu arada Latin'in üstüne eski takımlarına bir gönderme var. TT forması var üzerinde. Onunla çıkmış. Tabii Holy Phoenix gidemeyince, oynayamayınca Gamescom'da Dark Passage'in de oradaki saldırı gücü taşıyıcısı arayışına hemen katkıda bulundu, dahil oldu. Sonucunda bu bir Türkiye'nin bir temsili. Sadece Dark Passage takımının değil. O yüzden o da oraya gitti destek vermek amacıyla. Böylece ilk maçı geride bırakmış olduk. Yani biraz daha o korkmadan demek lazım bence ya da çekinmeden Dark Passage'in kendi oyunu oynaması lazım. Yani mesela bugün bu oyunda neden bir Lissandra yoktu? Narun'un Lissandra'sı yoktu. Ya da mesela izledik öbür maçını seninle birlikte arada izlediğimiz diğer stage'deki maçı. Yani oradaki gibi biraz da ayrı gittirebilen farklı kompozisyonlar yani Dark Passage'in kullanmayı sevdiği kompozisyonlardan biri değildi yani bugün. Biraz önceki maçtaki kompozisyon biraz daha sanki yani şimdi Gear Gaming ufak hataları büyük avantajlara çevirebilecek potansiyelde evet. Bir takım onu gösterdi bize oyun boyunca. Yani bir takım savaşında yapılan hata sonucunda bakın hani o oyunun son döneminden bahsedelim. Baron'a artık bitti gitti onu çok fazla konuşmaya gerek yok. O takım savaşı kulenin altında yapılan takım savaşında iki kişi aldıktan sonra üzerine bir kişi de almayı başarlar. Hı hı. Daha doğrusu bir kişi aldıktan sonra iki kişi almayı başarlar. İki kişi kaldı geriye. Ahri kaldı ve Zek kaldı. Kule altında kime fokuslanmamız gerekir? Kime odaklanmamız gerekir? Ahri'yi alalım. Ondan sonra zaten oyunu bitiririz. Ya yani bunlar adım adım. Evet. Ahri'yi aldılar. Sonra kanlarının son damlasına kadar savaştılar ve gerçekten Dark Passage'in doğmasına saniyeler kala oyunu bitirdiler. Evet. Daha çok yorumla hem bu maçla ilgili hem de bir sonraki maçla ilgili birazdan karşınızda olacağız. Ama şimdi kısa bir aramız var. İkinci maçta birazdan karşınızdayız.
Merhaba arkadaşlar, tekrar sizlerleyiz. Almanya'da gerçekleşen Wildcard turnuvasının ilk maçını geride bıraktık. Röportajda sesli bir sıkıntı var Almanya'dan gelen yayında. Onu çözmeye çalışıyoruz. Ben de mikrofonumu... Orada ses olmayınca bizde de ses olmadı. Kötülük hiç. Önünü alamadık. Hiç geçmiyor ya. Almanya'dan gelen sesli sıkıntı olduğu için şu anda röportajı biz de duyamıyoruz. Ama bildirdik bunu. Büyük ihtimalle bir sonraki röportajda sesi hallederler. Biz de duyabilecek hale ve size tekrar Türkçesini yorumlayabilecek hale geliriz. Şu anda biz de bekliyoruz oradaki röportajların bitmesini. Johnny, evet. Sen istiyorsan yorumlarına hararetli bir şekilde devam ediyordun. Araya gittik. Devam et istiyorsan. Var ya, mı söylemek istediğin başka bir şey? Tabii. Ama o baron ya. Üzücü o baron... noktalar var. Ya o baron çaldırmasalardı gerçekten orada çok farklı olurdu. Oradan sonra yani 5 dakika içinde falan oyunu bitirmiş olacaklardı belki de. Yani orta inimtör açıkta bekliyordu. Evet. Kule almışlardı. Oradan gireceklerdi. Belki bir takım savaşını zorlayıp ultileri birleştirip alacaklardı ama. Ya çünkü olmuyor. Şöyle güzel bir komboları vardı esasında takım savaşında. Nami ultisi gel git üzerine Zek'in ultisi hoplaya zıplaya ve Kennen ultisi. Yani bu ultiler birleştikten sonra gerçekten Twitch araya girip temizleyebilirdi kalanları. Bunu o barondan sonra o biraz da eşyalarını eşitleyip yukarıya çıktıktan sonra çok rahat bir şekilde yapabileceklerdi ama yani Gragas mesela çok fazla vuruyordu artık. Yani o evet. Dürtmesi, Ezreal'ın dürtmesi bunlar biraz artık fazla gelmeye başladı. Bir de baronu kaptırınca ondan sonra artık tekrar durumu eşitleyemediler. Son savaştan birazcık bahsetmek lazım. Onun üzerine hiç durmadık aslında. Orada neler oldu? Birazcık fazla tank özellikleri olan şampiyonlara odaklanma durumu oldu. Mesela Zonya'sı olan Evelyn'e odaklandılar. Evelyn kule altında belki alma ihtimalleri vardı ama Zonya faktörünü tamamen unuttular. Evet. O Evelyn'e harcadıkları hasar potansiyeli eğer birazcık Gragas'ta olsaydı veya Ezreal üzerinde olsaydı onlar ölmese bile savaştan uzak duracaklar bu sefer kendileri ölmeyecekti. Ama işte taşıyıcı şampiyonlar üzerlerinde hasar olmayınca hasar vurmaya devam edebiliyorlar. Bu durumda da takımınızın önemli üyelerini kaybediyorsunuz ki orada sanırsam ki son savaşta Kennen daha Zonya'sını kullanamadan ultisini açtıktan sonra Zonya'sını kullanamadan öldü. Bu çok önemli bir detaydı mesela. Bir savaşta mesela hatırlarsan tam orta koridorun iç kulesinin orada öyle bir noktada ultisini açtı ki ormandan girişi yasakladı, takımda girişi yasakladı evet. Ve Zonya'yı kullandı orada. Takım evet. O sırada kaçacak vakit buldu. Onun gibi bir fırsat yaratacaktı eğer ölmeseydi ama orada Zonya'yı kullanamadan ölünce rakip takıma direkt yol açıldı. Kennen olmayınca o hani savaştan ittirme, rakip takımı dışarıya çıkarma potansiyeli olmayınca buna zona atlıyorlar aslında. Evet. O potansiyel olmayınca ne oldu? Takım savaşını verdiler. Devamında da oyunu bitirmeyi başardı. Gear Gaming bu hatayı affetmedi. Evet. Ya açıkçası bir de şunu da hissedebiliyorsun maçı izlerken. Fabulous ve Gnar'ın üzerine çok büyük baskı var. Yani var. O 2'ye 5 girmeleri esasında biraz onun sonucu. Yani sürekli maçı taşıma gibi bir içgüdü var evet. Ve onu yapmaya çalışıyorlar. Holy Phoenix'i özlüyorlar. Holy Phoenix'i özlüyorlar. Bu... Ama şöyle bir şey var. Şimdi aslında birazcık Litilin'le güvenseler olay farklı olabilir mi sence? Biraz da olabilir sanki. Çünkü Litilin normalde izlediğimiz Litilin değil. Yani evet. Gerçekten de çok değişmiş oyun stili ve oyun tarzı. Yani orada o Renekton'la mesela birebiri işte yani o mesela şu demek esasında ben size güveniyorum. Siz de bana güvenin. Hadi gelin bunu alalım burada. Ona getiriyor Holy esasında Phoenix'i, biraz da. Holy Phoenix yapan en önemli özelliklerinden bir tanesi. Hani biz onu hep skor yönünü biliyoruz. Fantastik hareketleri biliyoruz. Çok kritik anlarda müthiş hareketler yapar. Ama bunu yapabilmesi için onu koruyabilecek bir şampiyona daha ihtiyacı var. Sadece destek şampiyonu değil. Yukarı koridordan gelebilecek o Malphite gibi, Shen gibi. Hani belli dönemlerde Fabulous'un oynadığı o şampiyonlara ihtiyacı var o hareketleri yapabilmesi için. Yoksa Nami tamam çok güzel koruyabilen bir şampiyon. Özellikle suya hapsiyle, ultisiyle, gerektiği zaman iyileştirmesiyle tam koruyabiliyor. Ama rakipte birden fazla tehdit var. Evelynn var, Ezreal vardı, Gragas vardı. Gerektiği zaman Renekton içeri evet. Girip yani kimseyi umursamadan onun üzerine odaklanıyordu. Yani o Twitch'te bir yere kadar yani. Evet doğru söylüyorsun. Bakalım nasıl olacak. Bu arada biz de şu anda Almanya'dan gelen yayına da bakıyorum. Orada da Demon ve röportajı yapmaya devam ediyorlar. Onlar da hafta sonu özellikle... Demon iyileşmiş mi? Evet. Hafta Demon... çok hastaydı yani. Bilmiyorum bir gösterelim esasında onları da bir Almanya'daki meslektaşlarımız mı diyelim artık. Onları da bir gösterelim. Geçelim bir onlara da. Onlar da şu anda anlatmaya devam ediyorlar. Maçlarını
bizim gibi. Onlar da esasında bayağı bir yoruldular ya bu geçtiğimiz dönemde. Bizim gibi sezon 3 sırasında hem LCS maçlarında hem de... Ben çok takdir ediyorum. Çünkü yani gerektiği zaman başka bölgelere gidiyorlar, sunum yapıyorlar. Gerektiği zaman işte şehir değiştiriyorlar. Biz de gerçi çok dolaştık, çok şeyler yaptık, evet. Ülke çapında ama... Yani bir ülke değiştirmek, bir ne bileyim uçak yolculuğu şudur budur, onun hemen arkasından bir anlatım kolay iş değil yani. Değil arkadaşlar. O yüzden hani takdir ediyoruz meslektaşlarımızı, gerçekten güzel de bir iş yapıyorlar. Evet, şu anda ben de maçın başlamasını bekliyoruz. İkinci maç Dark Passage'da kimin arasında olacak? Lion mı? Lion arasında olacak birazdan galiba. Birazdan istersen liste gelecektir, çok fazla tahminler üzerine gitmeyelim. Bakalım ikinci maçta. Tabii değişiklikler de olabilir çünkü şimdi o aradaki duraklamadan dolayı belki maçlar öne alınıp arkaya alınabilir. Nasıl devam edecek ben de merak ediyorum. Sabahki o ufak aksaklıktan ötürü birazcık program kaydı ama bu ne demek? Daha fazla League of Legends keyfi demek ki ben hiçbir zaman hayır demem. Hafta sonu mesela, geçen hafta sonu da aynı şeyi yaşadık. Tam bitti derken 6 maçta holley falan diye ekran başında. Ne güzel abi ya. Öyle ekranda durup böyle bir yandan maçı izlerken bir yandan böyle arkadaşlarla işte ne yaptın ne etti gibi fikir alışverişi. Ki yani gerçekten bilmiyorum, Twitter üzerinden sen de arada konuşuyorsun, ben de konuşuyorum. Çok güzel böyle geri beslemeler geliyor, feedbackler oluyor. Özellikle ben mesela Amerika LCS'i sırasında daha fazla konuşma şansı bulabiliyorum. Çünkü bizim sanki daha böyle bir hani prime saatimize denk gibi böyle hani uyumayanlar... Ayakta olanlarla beraber işte o ulti nasıldı, şu şampiyon nasıl, işte double dip ne yaptı falan gibi böyle muhabbet edebiliyoruz. Gerçekten çok keyifli oluyor. Güzel oluyor. Bir de ya şimdi oyuncu insanlar ya böyle oyun oynayan sürekli işte İngilizce tabirle tırnak içinde gamer dediğimiz kesim ya gece uyumuyorsun yani. Bir en azından bir ikisi üçü var onun uyumak için. O saatte kadar da tam böyle ya oyun bile oynuyorsa o anda hemen varsa böyle bir ikinci monitörün orada hemen açıp böyle yayını bir yandan da güzel şeyler olduğu zaman en azından dönüp aa bak ne güzel hareket yaptılar, ne güzel combo yaptılar diye izliyorsun. Benim başıma çok şey geldi mesela, yanında böyle heyecanlı bir sahne dönüyor. Normal ekranda normal bir şey oynuyorum mesela. Ona kilitleniyorum böyle, bir bakıyorum normal ekranda ölmüşüm. Hayda. Oldu mu falan diye en baştan oyna sor. Evet. Bilmiyorum senin başına gelmiş midir veya izleyicilerimizin başına böyle şeyler geliyor mudur ama. Hı-hı. Bakalım şimdi onlar da hala yeni setup'ın kurulmasını bekliyorlar, yeni maçın kurulmasını bekliyorlar. Ben de kontrol ediyorum, son bir kontrolümü yapıyorum. Şu anda iki tane yayın ayrıldı. Hangi yayında bizim maçımız olacak, Dark Passage maçı olacak onu da bulmaya çalışıyorum diğer bir yandan. Bakalım. Yok, League of Legends oynarken ölmüyorum arkadaşlar. O kadar değil, sonra Johnny besledi. Yok, böyle şeyler yok. Valla kurtulamazsın Johnny. Tamam, direkt ekran görüntüsü de forumlardayız, hiç gerek yok. League of Legends oynarken her şeyi kapatıyormuş. Johnny AFK kaldı. Böyle full dikkat. Yok ama hakikaten böyle oynarken ben kendimden geçiyorum en ya. En güzel Aram, ben sana söyleyeyim. Aram'da da dikkat etmek zorundasın. Dikkat ediyorsun ama Aram'da hani çok fazla sıklıkla savaş oluyor, ölüyorsun, Aram'da kalkıyorsun. Aram'da beslerim, Sihirdar Vadisi'nde aşarım yani. Hadi bakalım. Yani. Hadi bakalım. Direkt Landak'la Aram'a giderken ikinci defa düşünün arkadaşlar. Belli olmaz sağ olun. Ben de şu anda bakıyorum. Bu arada ben Renekton baskısından kurtulmuşum, farkında değilim. Oo, gün benim günüm ya. Renekton sende. Seni dürtüyor artık. Bilmiyorum farkında mısın? Renekton bende mi? Ya. Renekton da değişecek esasında yakında da, onu da bekliyoruz. Sürprizlerimiz var sezon 4. Sen niye böyle bir oyun moduna girdin? Böyle bir Renekton'u yakalamaya çalıştım ama olmadı. Nerede diye. Şu anda takımlar her iki maç için de hazırlanıyorlar. Ben de ona bakıyorum bir yandan. Hangisini de yakalamaya çalışıyorum, hangisinin olduğunu bizim maçın. Şimdi görebilirsem o tarafa doğru geçeceğiz de yok, burada değil herhalde. Şu an alandayız. Evet. Alandaki görüntülerle. Evet, bu alandaki görüntüleri görüyoruz ama bırakalım. Bir tane Deadly Brother az önce saldırı gücü taşıyıcısıyla hemen gözümüze çarpmıştır. Yanında Matser'in, o da gerçekten iyi bir performans koymuştu ortaya. Esas Alunir kabus bir Evelynmiş, kendisi onu görmüş olduk. Belki bundan sonraki maçlarda yasaklanabilir o Evelyn'i. Özellikle oyunun başında koridorları hiç rahat bırakmadı. Bundan sonraki maçlarında acaba yasaklanır mı Evelyn artık? Ya
Ben olsam yasaklardım. Şimdi ben kimim? Onlara göre hiç kimse, tamam, onu kabul ediyorum ama yani bu kadar etkili bir performans gösterdikten sonra bir gözü korkmuştur rakip takımların. Evet. Ki çalışılmış yani. Mesela yukarı koridorda kitle kontrolü olan bir şampiyon seçiyorlar her seferinde. Mesela Zek seçmişlerdi. İki kere yavaşlatma, yerinden oynatma yeteneği. Hatta Ulcis'in hesabı katarsak bayağı bir kitle kontrolü var. Sonra Renekton, direkt sersemletmesi olan bir şampiyon tercih ettiler. Orta koridorda hem yavaşlatması hem de ultisinde yer değiştirme yeteneği olan Gragas'ı seçtiler. Yani bunlar hep Evelyn'in sevdiği şeyler. Evet, evet. Evelyn geldiği zaman sen bir yavaşlat, ben gerisini hallederim o nefret kazıklarıyla. Ki bunu çok güzel şekilde başardı. Orada da Evelyn ultisi artı son ultisi üzerine Ezreal ultisi, bunların hepsi sinerjisi olan ultiler. Bir de üzerine Renekton araya girip o hem gün ateş pelerine hem de pasifiyle birlikte hasar verince ortaya güzel bir combo, güzel bir kombinasyon çıktı. Ben de eğer bilgisayarımı yeniden açılmadı. Bilgisayarımı yeniden açabilirsem Almanya'daki arkadaşlarımıza ulaşacaktım ama hala açılmadı. Şu anda esasen bize geçebiliriz. Ben de orada diğer gelen yayınları bir kontrol ederim. Evet, başlamış hatta. Kaçırdık bir kısmını. Hemen geçelim yayına çünkü orada Dark Passage'ın ikinci mücadelesi var. Evet, geçelim. Neydi? Immortals mıydı? Yok. Immunity. 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 Bu arada ilk maçta gerçekten çok net bir galibiyet alan bir takımla oynuyor şu an Dark Passage. Birazcık hani grubun belki ikinciliği ve üçüncülüğünü etkileyebilecek bir maç olabilir. Hatta bu maçı kazanmayı başarırsa Dark Passage birinciliği bile oynayabilir ki Immunity'nin ilk maçı kazandığını hatırlayacak olursak bu maçı kazanması gerekiyor. Yoksa bir sonraki maçında dördüncülük, beşincilik maçına çıkabilir. Evet. Ki bu da gerçekten büyük bir yani üzerinde baskı. Zaten yeterince baskı olduğunu hissediyorum ben. Özellikle Reosta'nın ve Letilia'nın burada bu sahneye çok fazla alışık olmayan iki tane oyuncusunun bir de o baskı binerse üzerine var mıyız yok muyuz maçına çıkarlarsa orada olaylar biraz daha farklı boyuta gelebilir. Şimdi mesela bu sefer biraz daha kendilerine daha alışkın oldukları şampiyonları seçtiler. Yani baktığınız zaman yani Fabulous dışında, Fabulous dışında Reosta'nın daha önceden Evelyn'in oynadığını gördük. Naru zaten Twisted Fate ve Naru artık bütünleşmiş durumda. Letilian, Varus'la yine aynı şekilde Holitot Sona'yla ona destek verecek. Burada Vladimir seçim biraz değişik Johnny. Evet. Ya biraz daha şimdi Vladimir seçildiği zaman biraz daha alan etkili ultilerin görüldüğü kompozisyonlara alışkınız. Yani ama var. Burada var yine yani. Yani yine var, var ama o kadar fazla değil. Bakalım nasıl, ama güzel bir kompozisyon. Yani şöyle biraz söyleyeyim. Sona, Varus, Varus'un o deşen oku, ultisi, daha sonra ok yağmuru, yani belli bir alana çizgi halinde veya işte çember halinde daire olarak vurabiliyor veya işte ultisi sekmesi halinde daha fazla hasar vurabiliyor ve yerine mıhlıyor daha önemlisi. Sona'nın crescendosu, o Q'sundan gelen, notasından gelen hasarı, Naru'nun kartları, ki kırmızı kartı seçerse alan etkili, evet. Bir de üçlü kartını yollarsa o da yine birçok hedefe vurması söz konusu olabilir. Ve Evelyn az önce neler yapabildiğini gördük. Evet. Ultisi zaten alan etkili. Bir de üzerine o nefret kazıklarıyla rakiplerin üzerine koştura koştura vurması durumunda gerçekten iyi bir hasar potansiyeli olabilir. Ki yine takım olarak gerçekten güzel bir kompozisyon kurdular. Ama şöyle bir şey var. Şimdi sen az önce aslında birazcık ucundan değindin. İki tür seçim yapabilirsiniz. Ya takım oyununu ön plana alabileceğiniz seçimler yaparsınız. Ya da rahat hissettiğiniz, kendinizi rahat hissedebileceğiniz şampiyonlara gidersiniz. Ben bu şampiyonla iyi oynarım arkadaşlar. Siz ne seçerseniz seçin. Ben bu oyun Ezreal'de oynayacağım. Evet. Der ve alıp maçı götürür mesela. Ya da ben koridorumu kazanmak istiyorum deyip işte atıyorum karşıda şu var ben de bunu alacağım deyip koridorunuzu yenmeye çalışabilirsiniz. Bu arada maç başladı, hemen maça dönelim. Bakalım Dark Passage ikinci mücadelede neler yapacak, neler izleyeceğiz. Kırmızı tarafta Dark Passage'ı izleyeceğiz. Diğer tarafta ise Team Immunity olacak ve başlar başlamaz hemen duraklama geldi. Duraklama geldi. Ve bize bu duraklama sırasında birazcık daha öbür takıma bakalım. Bakalım Immunity neler seçmiş. Kassadin, orta koridorda gerçekten hani Timsit Fed'in sevmeyebileceği şampiyonlardan bir tanesi. Belki ilk 6 seviye boyunca, 5 seviye boyunca, 6 ultisini aldığı seviye çünkü 5 seviye boyunca Timsit Fed'e karşı birazcık daha geriye yaslanmayı tercih edecektir. Ama 6 olduktan sonra o hiçlik yürüyüşü sayesinde, ulti sayesinde gerçekten sıkıntı yaratabilecek bir şampiyon. Haritada dolaşması çok mümkün olabiliyor, duvarların üzerinden atlıyor.
ve hiç ummadığınız yerlerde karşınıza çıkabiliyor. Evet. Ve oyunun sonunda da gerçekten bir güç yumağı haline gelebiliyor, hı-hı, yapacağı eşyalara göre. Onun haricinde... Kasadin'le ilgili bu arada bugün galiba ya da dün bir tane video izledim. Ocelot şeyde üstünde merkezde biriktiriyor. Sonra ışınlanmayla gidip neredeyse tek atıyor yani ultisiyle. Varus'u öldürüyor orada hatta. Varus'u öldürüyor. Evet. İzledim ben de onu, hatta böyle çıldırıyor böyle. Ooo öldürüyorum falan diye. Ama o komboyu yaptıktan sonra manası kalmıyor. Evet. Bitiyor böyle. Bir tane komboyu bitiyor. Öyle bir mana kullanıyor ki o komboyla beraber. Onun haricinde yukarı koridorda Zeke var. Zeke bir yarım kalan oyunda, bir de tam oyunda neler yapabileceğini gördük. Ormanda oynadı gerçi ama bu zaman koridorda oynayacak. Ve koridorda birazcık daha farklı bir yetenek ağacına doğru ilerleyebilir. Şimdi tank olan şampiyonlar, mesela Shen de öyledir. Koridorda oynadığınız zaman eğer koridoru böyle çok aşırı kaybetmiyorsanız ya oyunun 20. 25. dakikasında bir geliyor ve ben ölmüyorum artık deyip olaya elini koyuyor, yumruğunu vuruyor masaya. Ama mesela ormanda oynandığı zaman o kadar şanslı değilsiniz. Ya ormanda her oyunda yenilmeseniz bile çok fazla böyle ekstra bir şey yapmadıysanız, skorlara yardım etmediyseniz, yani sadece ormanı temizlediyseniz 20. 25. dakikadan sonra olamayabiliyorsunuz. Ya o yüzden koridordaki tank şampiyonları ben her zaman biraz daha önde görüyorum bu konuda. Daha tank oluyorlar sonra geldikleri zaman. Zyra, şimdi Zyra için ayrı bir parantez açmak lazım. Oyundaki belki de en sağlam agresif destek şampiyonlarından. Evet. Çünkü gerektiği zaman ne yapıyor? Rakibin gidiş yollarını kapatabiliyor. Onları kitle kontrolü altına alabiliyor. Ultisinin mesafesini, genişliğini biliyorsun. Çok ulti zaten çok büyük. Belki de neredeyse en mesafeyi geniş... kaplayabiliyor. Bir koridordaki enine bütün mesafeyi kaplayabiliyor. Kaçma, o yüzden çok zor. Ve gerektiği zaman rakip takım, eğer sizin takımınızın üzerine gelirse arkasına bırakıyor. Hadi siz onunla uğraşın, biz kaçıyoruz bu sırada diyor. Ya bir de İki o türlü. Bitkileri oyunun başında özellikle saldırı gücü taşıyırsa fazla vuruyor. Ya bitkiler. Gerçekten iki tane bitkiyi koyun yan yana tam böyle arkasına doğru. Hemen onları dönüştürün. Ondan sonra bırakın sadece onlar vursun. Gerçekten çok vuruyorlar ya oyunun başında. Ve Elise. Elise de mesela yine Evelynn tarzı bir şampiyon diyebiliriz. Görünür en azından, onu biliyoruz ama şöyle bir şey var. Oyunun başında kozasıyla gerçekten büyük sıkıntı yaratabiliyor. Eğer koridorunuzda rakibi yavaşlatacak, durdurabilecek bir şampiyon varsa, yukarıda mesela Zeke var. Ben yukarıya baskı bekliyorum Elise tarafından. Çünkü Fab'ın ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu oyuncular anladığım kadarıyla biliyorlar. Çünkü ilk maçta gördük nasıl bir baskı kurdu. Yani direkt onu kamplamaya çalışıyorlar. Fab'ı kampladılar, bitiriyoruz diye. Evet, 1-4-1 başladı, sonradan toparladı Fab. Aldığı skorlarıyla yeniden skorunu, o asist, ölüm ve skor oranını toparladı. Ki eğer bu oyunda da aynı şeyi yaparlarsa onu durdurabilecek iyi silahları var. Elise'in kozası, diğer tarafta Zeke'in elastik sapanı ve üzerine esneğiyle yavaşlatma yeteneği var. Evet. Ki eğer onu durdurmayı başarırlarsa bence Dark Passage'in yani %40 gücü gidiyor. Evet. Doğru hani söylüyorsun. Yine küsuratlı verdim rakamı ama anladın sen yani. Büyük bir gücü gidiyor yani. 39.5. Öyle bir şey işte. Fazla da küsurat ekleyin. Sen onu yuvarlamışsındır kafamda. Evet. Bakalım şu anda biz de problemin giderilmesini bekliyoruz. En kısa sürede başlayacaktır maç. Uğraşmaya devam ediyorlar şu anda. Ama şu sahneyi bir göstermiyoruz. Şu anda geçersek gerçekten çok güzel olmuş. Maç da başlıyor zaten. Ucundan yakaladık ama gerçekten de çok güzel yine bir iş çıkarmış bizim ekip yurt dışında. Şimdi maça geçiyoruz. Horitop hemen defansif bir dizilişteki yerini aldı. Dark Passage orman çıkışlarını tutmaya çalışıyorlar ama Twitch bakın işte görünmezliğiyle hemen ilk seviyede orada yerini değiştirdi ama Naru diğerlerini gördü. En azından şu anda nerede olduklarını biliyorlar. Bu totem önemli. Hangi dakikada ormancının nereye gideceğini şimdi bu totem sayesinde alacak, anlayacak. Immunity. Çıkmadı. Çıkmadı. Immunity. Immunity neden çok zor geldi bana ya hatırlaması. Ben değiştireyim Immunity'nin adını. Başka bir şey yapıyorum. Ya bana nerede geçti biliyor musun? Çok acayip böyle görsel hafıza diye bir şey vardır ya. Dark Passage şeydeyken, bir önceki turnuva Dreamhack'teyken finale çıkmadan önce Eternity'yi yenmişti. Böyle bir hani kafiye var ya, Immunity, Eternity falan, oradan gelsin aklına bak. Görsel bir hafıza yaratayım sana. Nasıl? Vay. Kesin hatırlayacaksın bundan sonra. Tamam, bundan sonra hatırlayacağım. Tamam, süper. Kimmiş? Immunity. Yok artık. Hadi bakalım. Şimdi yukarı koridorda Fabulous. Şimdi Fab Fabulous'un oynadığı Vladimir biraz 7. seviyeden sonrasını bekleyen şampiyonlardan. Yani biraz bekleyecek.
Ondan sonra 7. seviyeye geldikten sonra koridorunu domine etmeye başlayacağını düşünüyorum. Reos da Evelyn'le oyunun başındaki baskısı çok önemli. Ne kadar nasıl etkileyeceği çok önemli maçı. Bu arada Twitch hemen Naru'nun üzerine doğru gidiyor. Bir koridor değişimi var, ondan da bahsetmek lazım. Naru alt koridora gitti. Evet, ve kırmızı kartı var. Kitledi. O birazcık tatsızlık yarattı tabii. Ve yarıya kadar indirdiler canını. O kırmızı kart olmadı. Şimdi orta koridordaki kasa dili bakalım nasıl durdurabilecek mi? Netilin artı Holidot ikilisi. Minyonlara ittirmeye başladı. Kasız'ı sevmiyor tabii. Kasız'ın gibi, Fizz gibi, Kazık gibi şampiyonlar, bu suikastlı şampiyonlar Parşar'ın da ikili bir koridor bulduğu zaman canları sıkılıyor. Çünkü istedikleri o minyon sayısına ulaşamıyorlar. Bir de yakından zaten o son vuruşu yapmak zorunda olan şampiyonlardan. Evet. Gerçi iki tane minyon almış. Naru'nun şu an minyonu yok. Naru'nun minyonu yok. O da zor bir durumda alt koridorda ama koridor biraz ittirilince, kulenin altına doğru gelince rahatlayacaktır. Yukarıda Fabulous bu arada bayağı bir canını indirdi. Kendi canını da indi ama tabi o can çekme özelliğiyle Q'suyla tutacaktır. Tam nakliyle devamlı canını arttırmaya çalışacaktır ama daha erken bir seviyede, daha birinci seviyedeyken birazcık daha dikkatli olması gerekebilir. Çünkü karşısındaki sonuçta Zek ve pasif mi var? Az önce pasifin neler yapabileceğini görmüşlerdi diye tahmin ediyorum kule altında. Şu anda orta koridora tekrardan döndüğümüzde Kasadin yine orada Elise'in yardımıyla durmaya çalışıyor. Reos da şimdi hemen alt koridora gitti. Bakın hemen Elise ortaya yardıma gidince Reos da alt koridora gitti yardıma. Doğru. Yani burada iki tane senaryo görebiliyoruz bu tarz durumlarda. Ya ormancı baskına gidiyor tek başına olan koridora, ya orta koridora bu durumda. Ya da alt koridora gelip Naru'ya yardım ediyor. İki durumdan ikinci seçeneği gördük. Yardım seçeneğini iki tarafta kullandı. Herhangi bir skor çıkmadı. Bunları belki son vuruşlarda sanki zorlanıyor ama bu kan nakli birazcık üzmüştür diye tahmin ediyorum. Ve evet, Reos da orada Twitch'in canını güzel bir noktaya indirdi. Eğer Naru sarı bir kart kitlerse o Twitch mahvolur. Şu anda orta koridora tekrar döndük. Orada da mücadele devam ediyor. Yukarıya Elise gitti. Tabii o kadar takım arkadaşı geriye düşünce ben bir buraya el atayım dedi o da. Ama bakalım yani Fabulous bu maça sanki biraz daha inanarak çıkmış. Yani daha böyle bir şekle çıkmış. Neredeyse rakibini ikiye katlamış minyon konusunda. Bu da güzel bir haber. Rakibi de bu durumun farkında, o dürtmesine, kan nakline karşı bir tane büyü savar pelerini almayı tercih ediyor ki doğru da yapıyor. Evet. Şimdi tabii Twisted Fate'lik son değişiklikten sonra, bu 3-10 yamasında gelen değişiklikten sonra birazcık daha kendine yararlı bir şampiyon oldu. O bütün haritadaki şampiyonları her minyon kesişinde veya skor aldığında veya işte bu ufak tefek bıdıkları kestiğinde böyle şampiyonlardan gelen. Bu arada Reos da acaba kule altına kadar girer mi? Yok. Girmez ama orada daha güzel bir hedef var sanki. Üzerine sıçradı. Yalnız ikinci defa yerse tatsızlık. Ve ilk kan düştü ama en azından Nori bir skor da aldı ama o da düşecek büyük ihtimalle. Zyra'ya iki skor. O bariyer. Kurtarmaya yetecek mi? Evet. Ve 2'de 2 yaptı Zyra. Ama Zyra'ya gitti en azından. Evet. Bir teselli de teselli armağandır. Bir kule altı daha. Yani biraz sanki fazla risk atıyorlar kendilerini. Yani şimdi Türkiye'de de bunu yapıyorlardı esasında aynı şeyi ama bunu esasında uluslararası özel turnuvada da görmüştük. Johnny hatırlayacaksın. Yani bu riske attıkları durumda Avrupa'daki takımlar biraz daha defansif oynamaya alışkınlar. Özellikle böyle saldırı gücü taşıyıcısı, yetenek gücü taşıyıcısı şampiyonları bu kadar fazla kendilerini kolay bir şekilde riske atmıyorlar. Biraz Naru burada fazla agresif davranınca Reosta ile birlikte orada skoru verdiler. Orta koridora bakıyoruz şimdi. Netilian bir kez daha koridoru ittiriyor. O da Kasedi'nin korkusu yok. Yine orta koridora geri dönecek. Evet. Sanırsam ki bu eşleşmeden şu an memnun. Hı-hı. Evet, koridor değişti. 22 milyon kesmiş. Kasadin 20 milyon kesmiş. Naru alt koridora bakacak olursak Twitch 33 milyonda, Varus ise 52 milyonda. Yani Netilian şu anda milyon olarak Twitch'ten önde. Tabii Twitch şimdi öldü. Onu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ama ilk kandan bir asist aldı. İkinci kandan asist almaması güzel bir haber yine Dark Passage için. O fazladan Twitch'e giden altın hoş olmayabilirdi. Ve altın konusunda hala üstünler. Bu da güzel bir haber. İlk kanı vermiş olmalarına rağmen. Ve 2-1 yenik olmalarına rağmen şu an. Peki. Bakalım şimdi orta koridor 2-1 skorlar burada. Onu biraz söyleyelim. 8.5
8500 altın, diğer tarafta 8800 altın, DP altında önde skorda geri olmasına rağmen. Bu da minyonun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor bize oyunun başında. Twisted Fate'in pasifinin de ne kadar önemli olduğunu tam ondan bahsediyorduk. Artık kendisine fazladan bonus ve şans üzerine bir altın veriyor ki Twisted Fate zaten aile ittirebilen bir şampiyon. Bol bol minyonların üzerine gidebilen bir şampiyon. Ve gerçekten bir noktadan sonra öyle bir altın vermeye başlıyor ki, öyle bir altın miktarı oluyor ki bedavadan bir eşya veriyor size o pasif. Ki yani ben hayır demezdim böyle bir şey açıkçası. Kimsenin diyeceğini düşünmüyorum. Aynen. Hemen oradaki maviyi de aldı. Alt koridora geri dönecek. Yukarıda mücadele devam ediyor. Alt koridordaki Twitch Zyrekis'i ittirmeye devam ediyorlar. O ormandaki Elise'i gördük. Yalnız AMK kılıcıyla geri döndü Boruz. Bu da önemli bir detay. Evet, şimdi bakın o Deşenoklar. Deşenoklara vermiş. Evet, 3 seviye Deşenok. Bir noktadan sonra öyle bir hasar veriyor ki gerçekten can sıkıyor. Cassidy'nin koridorda kalmasını bile engelleyebilecek bir hasar haline gelebilir. Şimdi mesela bir de Cassidy'nin hızlı zırh çıkabilen şampiyonlardan değil. Yani hemen gitsin bir Zonya yapsın. Öyle bir şampiyon değil. Mesela Cassidy'nin bu kadar erken Doran kalkanı ve Yakut kristale zorlamak bile Cassidy'nin neredeyse bitecek şey sıçramasını kullandırdı. Güzel. Döndü şimdi kuleye vurmaya başladı. Güzel, çok güzel bir hareket geldi Tilly'in. Orada eğer ultisini tuttursaydı o müsbet zincir gelseydi skoru bile almayı başarabilir Dark Passage. Ve onun yerine kuleye aldılar. Bu çok daha güzel bir tercih oldu. Kovlamayı seçebilirlerdi takım olarak. Bu arada aşağıda Nuru yakalanmış. Acaba skor gelir mi? Bariyer ve üzerine Twitch'ten geldi. Twitch'ten geldi orada. Skoru aldı bir kez daha Twitch. Alt koridorda Naru'yu bu sefer de durdurmayı başarıyor. Immunity takımı. Bakalım devamı getirecekler mi ama Letilian artı Olitot geliyor şimdi alt koridora doğru. Orada tabii totem var. Görünmezliğini açtı. Twitch korkuları yok çünkü oraya ışınlanma geliyor. Hemen bir crescendo geldi. Işınlanma gelir gelmez ama Letilian'ı orada affetmedi işte. Cassidy'de bu hareket geriye döndürecektir. Bir koza denemesi. Kör bir koza denemesi ama tutmadı. Yani işte burada yine yani hala altında ilerideler ama o verdikleri skorlar karşı rakip takıma cesaret veriyor. Bakın şimdi orada Cassidy'nin araya doğru girdi. Holytoot'un üzerine doğru ama Rheos da hemen orada çıkınca geriye çekilmek zorunda kaldılar. Ulti geldi bu arada. Çünkü Naru'dan da ulti gelecek. Yetişebilecek mi bakalım? Sıçraması yok. Hayır yetişemedi ama Rheos da orada Twitch'i almayı başardı. Cassidy'nin hemen ultisiyle kaçmaya devam ediyor. Diğer taraftan Elise kaçtı. En azından bir skor alarak o aradaki farkı biraz daha açmayı başardılar. Evet, açmayı başardılar. Ki kuleyi de vermediler. Evet, kuleyi de vermediler. Bu da çok önemli. Evet. Cassidy'nin yanı manası yok. Ama diğer taraftan Zyra ve Elise geliyor. O yüzden Naru hemen geriye çekildi. Bu arada rakip takımın Heaven denilen oyuncusu, ortak oyun oyuncusu çok tehlikeli bir oyuncu. Onu da söylemek lazım. Az önce Syndra performansını belki bir bukle yakaladık. 7-0 civarındaydı hatta 7-1 gibiydi. Ve hani önü açıldığında gerçekten sıkıntı yaratabilecek bir oyuncu. Şimdi yalnız Nuri yakalandı. Üzerine oraya Rheos da geldi. Tuzak bakalım skor i̇şte, orada. Rheos da gitti. Rheos da kendisini affettiriyor bu oyunda yavaş yavaş. Bu hareketler gerçekten de Dark Passage'den görmeye alıştığımız hareketler ve oyundaki baskı yardım ve Letilin bakın. Gitti orta koridor. Doğru çünkü rakibin ormancısını aldılar. Yani ormancı düşünce hemen orada ejderha girdiler ama dikkat etme lazım. Cassidy geliyor oraya doğru. Cassidy geliyor. Cassidy şu an hasarı yok Zyra ama mavi güçlendirmesi var. Tatsızlık çıkarabilir orada. Evet. Rheos'un üzerine gidecek bence. Hemen orada dökme geldi. Yalnız Zyra bakın tek başına Naru'nun üzerine doğru gidiyor. Naru'yu almaya çalışıyor ama Twitch işte sıçrayıp orada arka tarafa geçti. Duvarın İyi bir değişim geçti. Olabilir. Bir skoru aldı. Diğer tarafta bu arada ejderha Ejderha'yı aldı. Aldı. Dark Passage aldı. Dark Passage aldı değil mi? Evet. Orada Cassidy'nin de kaçmayı başardı. Bireye karşılık yani bir skora karşılık Ejderha değişimi her zaman iyidir ama bir totemin üzerinden şu an geri gitmeye çalışıyor. Acaba onu kovalayacak i̇şte mı Cassidy? Gidiyor bakın. Cassidy'in gidecek oraya. Orada bir şeyler olacak. Zıpladı Olitos'un üzerine doğru ama Olitos son anda kendini iyileştirdi. Çok güzel bir ulti geldi orada. Letilin'den gerildi işte o Deşenok'unu attı ve skoru aldı. İşte ama giderken avlanmak diye bunu diyoruz. Direkt uygulamalı gördük. Güzel özlü sözler eşildi. Skoru da böylece yorumlamış oldun Johnny ama gerçekten de güzel bir oyun sergiledi. Dark Passage'in biraz daha sanki bu oyunda kendisine güveni var diyebiliriz. Ortada şimdi bir kule kaybediyorlar ama çok problem olacağını düşünmüyorum kendileri için. Latin'in alt koridoru ittiriyor. Yukarıda Fabulous hatta geriye dönüyor. O da hemen o orman eşyasıyla başlamış. Çok önemli bir eşya. Vladimir için hem can çalma veriyor hem minyonlara fazla vuruyorsunuz daha hızlı ittiriyorsunuz.
Hem de canınızı biraz yeniyorsunuz. Bu eşyayı Vladimir Onyan'ların yukarı koridorda sıklıkla seçtiğini görüyoruz. Milyon olarak baktığımızda oyunda şu anda bakın yukarı koridorda Vladimir 106'yı 81, 20 milyon fark mı? 20 milyondan fazla fark atmış. Ormanda çok önemli değil, eşitler. Orta koridorda 30 milyon neredeyse fark var yine Naru'yla Kassadin arasında. Bunları yalnız küçük milyona karşılık büyük milyon tercihinde küçük milyonu tercih etti. O da enteresan bir tercihti. Alt koridorda 100 milyon kesmiş şu ana kadar Letilian karşısındaki. Bu arada Reos da yine bir baskında. Fabulous sanki biraz fazla geride kaldı yalnız bu baskın için. Şimdi yavaş yavaş geri gidiyor. Ama evet. Fabulous çok geride kalınca devamını getiremedi. Bir yerin vurgulama efekti olmadığı için hasarverler de geri çektiler. Doğru olanı yaptılar. Az önce çünkü kötü anıları var. Hemen aklımdan evet. Da geldi. Zaten Fab da çok fazla oraya gitme taraftarı değildi. Minyonları aldıktan sonra şöyle bir yöneldi. Doğrusunu yaptılar. Minyon büyüktür alamayacağınız skor. Orta koridora baktığımız zaman şimdi Naru orada devam ediyor. Son vuruşlarını yapmaya ve bakın ekstra altınlarını da cebine atmaya devam ediyor. 18.800 altın, 16.900 altın. 1-1 kuleler, 5'e 4 skor. DP skorda geri olmasına rağmen hem aldığı ejderha ile hem de minyondaki farkıyla şu anda öne geçmiş durumda. Alt koridora baktığımız zaman orada Letilian sakin bir şekilde minyonları ittirmeye devam ediyor. Yukarı koridorda aynı şekilde Fabulous minyonları ittiriyor. Sürekli rakibini dürtmeye çalışıyor. Ve Naru bakın döndü. Benim minyonlarım bana yetmez. Bir de gideyim şuradaki ifritleri alayım dedi. Onları da alıyor. Çünkü oyunun sonlarında hatta ortalarından itibaren tek başına ittirmesi gereken Naru olacak. Yukarıya. Üç kişi bir ekip geliyor ama orada örümcek hisleri bu sefer birazcık bir elinden yanaydı. Örümcek totem hisleri. Evet, örümcek totem hisleri. Öyle bir şey var mı? Oldu işte, o da totem olunca. Totem. Totem OP. Totem şimdi OP. Aşağı kuleyi itiyorlar. Şimdi geldi Zayra ama. Geldiler, hızlı bir şekilde alabilirler. Çünkü Varus'un şu an kanuslamışının bitmiş olduğunu ve hatta bir sürü yükü olduğunu görüyorum. Naru çok da göremiyorum an. Aslında. Şu an tahmin ediyorum, öyledir diyeyim muhtemelen. Kulenin altı, kule yok tabii orada. Naru'nun üzerine doğru gidiyor. Ama Naru döndü ve cevabını verdi. Naru orada dikkat etmesi lazım. Elis çünkü çok yakınlardı. Alt koridorda şimdi kuleye vurmaya devam ediyorlar. Yukarıda da bir kule düşecek yalnız evet, bu arada. Alt koridorda kuleyi aldılar. Aradaki altın farkı açılmaya devam ediyor. Bu arada Fabulous'un yaptığı şey şu yukarı koridoru çok güzel ama orta koridorda da Naru zor durumda. Evet, bir daha sarı kart geldi. Hemen geriye doğru çekiyor. Ama yetişecek mi? Elis de gelince oradan kaçamıyor. İkili baskının arkasında düşüyor. Tabii Naru'nun şu an yaşayacak alanı yok. Kulesi bittikten sonra bir şekilde o da minyon almak istiyor. En azından takım arkadaşlarının aldığı kuleleriyle ayakta kalmaya çalışıyor ki şu an Lich Boğan'ı bitirdi. 1-4-1 skoru ama aldanma gibi bir durum olmasın. Evet. Çünkü Spade her zaman oyuna katkısı olabilecek Lich Boğan'ı ile diğer kuleleri boğabilecek bir şampiyon. Evet. Yani onu düşünmek lazım. Evet, şu anda zaten altın olarak da bayağı bir aradaki farkı arkadaşlar 3000 altına kadar çıkardılar. Aradaki farkı kulelerle birlikte Fabulous orta koridora geldi. Orayı ittiriyor. Yukarıda Zeki görüyoruz. O da yukarı koridoru ittiriyor hızlı bir bu şekilde. Bu arada güzel olan şey nedir biliyor musun şu an Dark Passage adına? Skorların Kassadin'de olmayışı. Zyra'da iki skor var, Elise'de bir skor var. Bunlar mesela Twitch'te daha fazla skor olsaydı, Kassadin'de daha fazla skor olsaydı şu an Dark Passage'in daha fazla canı sıkılabilirdi. Özellikle oyunun başındaki o iki tane skorun Zyra'ya gidişi belki şu an Dark Passage'in yani ekmeğine yağ sürmüş olabilir. Evet. Twitch alt koridoru ittirmeye çalışıyor. Bir kez daha Varus yani Letilian'la geriye doğru çekildi. Orta koridora soru işaretleri geliyor şu anda nerede diye. Nerede bu Kassadin? Ama Kassadin tabii şimdi ışınlanması var. Onun görüşü çok önemli. Evet. Bir anda arkanızdaki bir totemi ışınlanıp hop diye Twitch'le beraber, görünmez Twitch'le beraber işinizi bitirebilir. Evet, şu anda baktığımız zaman Twitch, o da ittirdi alt koridoru. Naru ortada. Şimdi acaba üzerine doğru çekecek mi? Halipolitot direkt kendini gösterdi. Naru'nun yanına geldi, iyileştirdi. Bu arada bence orada bir crescendo korkusu vardı Kassadin'e. Hemen ultisiyle kaçtı, uzaklaştı. Alt koridora Elis'ten yardım geliyor ittirmek adına alt koridoru. Yalnız Varus ve Oytot oraya geldiler. Büyük ihtimalle orada pek bir sorun yaşamayacaklar alt koridor için. Bu arada ejderhanın çıkmasına sadece 17 saniye kaldı. Bu da takımların biraz daha ejderhanın yaklaşmasının nedenini bize açıklıyor esasında. Baktığımız zaman Fabulous da gelmişti. Yalnız Fabulous'un durumu çok iyi. Hem cihanda masası var hem hayalet ikisinin ruhu. Evet. Şu an iyi bir Crescendo ama arkasından hemen orada
Kaçtığını görüyoruz. Çok az bir canı var. Son bir vuruş gelecek mi? Hayır. Letilin geriye doğru kaçışıyor. Reos da önde kaldı. Naruto'dan ulti geliyor. Çok güzel bir ulti. Diğer tarafta da Letilin'den geldi. Son bir vuruş kasetini. Hayır, kaçıyor. Geldi. Yani bugün ne skorlar kaçırdılar. Ama işte bakın. Orada Zek geldi. Oraya dahil oldu. Ve iki skorun alınmasını sağladı. Şu anda alt koridorda Dark Passage. Bu sırada Vladimir. Bu sırada Vladimir. O da gerilerde. Gelseydi o savaşa. Piknikten yeni geliyor. Eğer zamanla katılsaydı orada çok daha farklı şeyler olurdu. Çünkü kule altında Vladimir, yani kuleyi tankleyen bir takıma karşı çok etkili olabiliyor. Ultisiyle özellikle, ama zamanla yetişemediği için bir de ejderha hediye ediyor şimdi karşı takıma. Koza tuttu yalnız. Evet, devamına gitmeyeceklerdir. Sadece onu oradan uzaklaştırmak için. Yani altın farkı eridi. Evet. 25.400'e 25.800 gibi gözüküyor şu an. Ya ejderhayı da verince hani kule artı, ejderha artı, o kadar 3 tane, 2 tane skor. Bu altın farkı çok çabuk bir şekilde kapandı. Ama DP işte ya bu tarz takımlara karşı Johnny, DP'nin yapması gereken şey skor vermeden minyonda avantajı elinde tutmak. Yani bunu yapabilirse eğer o maçın ilerleyen dakikalarında çok fazla skor vermezse yani öyle hızlı bir şekilde maçta öne geçebilir. Bu arada ulti gelmiş Fabulous'tan. Ve o iki kişi... Koza gelmiş bir de üzerine. Vladimir'in yerini tutmuş. Devamlı da hiçbir şey olmadı. Sadece Vladimir'in ultisi harcanmış oldu. Vladimir de ortaya dönüyor. Bütün takım ortaya doğru dönüyor galiba şu an, ama vazgeçtiler. Şimdi Naru maviyi alacak. Diğer tarafta Elise kendisini kırmızıyı alacak gibi duruyor. Fabulous bir totemin yanından geçti. Şu an yanında Sona'nın iyileştirmesi de gözükünce orada 3 kişi bir ekip ortaya çıktı. Dark Passage'in. Tabii öndeki kuleler düştü. Şu an Dark Passage artık ne yapması gerektiğine karar vermedi. Ejderha'yı kaptırdıktan sonra global misyon da kalmadı. Birazcık hani toplanıp bir oyun yapmaya çalışabilirler. Veya Naru'yu ayrı bir noktaya gönderip 4 kişi toplanıp diğer yerden ittirmeye çalışabilirler. Ayrı ittirmesi güçlü olan bir şampiyon olduğunu biliyoruz. Twisted Fate'in, ama karşısında Kassadin gibi bir anda eritebilecek bir şampiyon ama var. Ama çok fazla yok Kassadin'in orada geldi ama mavi üşenmesi var mı altında? Varmış. Var. Ama devam gelmedi. Sarsor görünüyor. Nasıl olsa da çok daha tatlı bir sahne olabilir. Çünkü arkadan Zek de kapatıyordu. Ama oradan kaçmayı başardı Naru. Eğer ayrı ittirmek istiyorsa totem koyması gerekecek. Özellikle rakip takımın diplerine, o ormanın diplerine, içlerine doğru. Yoksa yani Kassadin'de hem ışınlanma var hem de gerçekten süper mobil bir şampiyon. İstediği zaman istediği engelin üzerinden atlayabiliyor. Ve susturma özelliği özellikle hani büyücü olan bir şampiyona karşı tatsız gelebilir. Bu arada Vladimir acaba yakalandı mı? Çok biraz yalnız erken uzaklaştı. Kullandı sanki orada o kan havuzunu. Twitch'ten fazla, daha fazla otomatik atak yemek istemiyordu galiba. Bu arada Naru yakalandı. Sarı kart. Evet, oradan uzaklaşıyor. Takip edecek mi? Mavi güçlendirme hala üzerinde. Evet, güzel bir fake ama... Yalnız kule vardı orada. Kulenin altında kalmak yerine devam etti Naru. Evet, diğer taraftan çünkü ama ulti kaçtı. Ulti kaçtı Letilian'dan. Çok yakındı, çok yakındı. O ulti tutsa belki işler çok farklı olabilir. Fabulous bu arada... Şimdi Fabulous'un bunu zaman zaman bazı maçlarda yaptığını gördük sezon içerisinde. Yani hiç olaya dahil olmayıp gidip alt koridor ittirip, orta koridor ittirip, başka koridorlar ittirip... takımını öne geçirdiğini gördük ama... daha sonrasında takım savaşına girdiğinde ne kadar sıkıntı çıkardığını da gördük. Bakalım bunu yapabilecek mi? Ama Zek de şu anda baktığımız zaman yine Fabulous'un karşısındaki, o da o dev kemeriyle birlikte bir gün ateş belirini bitirdiğinde o da artık ölmeyip Dark Passage'i rahatsız etmeye başlayacak. Evet. Şimdi acaba takım savaşı istiyor mu Dark Passage, yoksa yine ayrı ittirmeye devam etmek istiyor? Çünkü Vladimir de bu rolü üstlenebilecek şampiyon sonuçta. Eğer hani Twisted Fate yapamayacaksa, Kassadin karşısında çok zayıf kalacaksa daha güçlü Vladimir'i gönderirsin 212 milyon sayısıyla. Evet, 212 milyon. İşte az değil yani. Az değil derken bayağı iyi yani şu anda. LCS standartlarına göre. Burada Kassadin bak yine ava gidiyor orada. Evet. Ama Naru... Sana manası var. Yani... Ama Naru kendini çok yani riske mi atıyor acaba? Bakıyorum ama evet. Yalnız tutturamadı onu. Menzile girmedi. Sarı kartını bekledi. Bu arada eğer ultisini kullanacaksa şimdi kullanmadı. Evet, kullandı ve hemen uzaklaştı. Kullandı ve çok kaçtı. Güzel, çok güzel. İşte bu. Orada susturması yokken kaçtı ama göründü mü acaba? Orada bir totem vardı. Evet, o da bunun farkında galiba. Hemen oradan uzaklaştı. Şimdi bunu fırsat bilen Dark Mass'in diğer üyeleri de orta koridoru biraz temizleyip ittirdiler.
Holy Toad yalnız orada çok yakalandı. Kötü bir noktada kaldı, yakalandı. Holy Toad kaçabilecek mi oradan acaba? Hayır, kaçamıyor. 3 kişinin arasında kalınca en azından haritada eriyor. Şu an görev yok. O büyük evet. Bir şans. Yani ejderhan olmayışı, barına gidecek durumda olmayışı rakip takımın. O kulenin altında bir savaş başlayabilir herhalde. Kulenin altına girerse şu an immunity takımı, öyle bir gaflette bulunursa Vladimir'in oyun başından beri neyi biriktirdiğini görebilirler. Öyle bir şey var. Pardon. Şu anda Letivin geriye dönüyordu, manası kalmamış. Baktığımız zaman Fabulous şu anda o da takımının belki de en iyi durumda olan oyuncusu. Hiç skoru, hiç asisti, hiç ölümü yok ama 220 tane minyonu var cebinde. Onun da vermiş olduğu altın avantajını şu ana kadar kullanıyor. İttirirken koridorları Naru'ya baktığımız zaman 1-5-1 oynuyor ama bu onun toparlayamayacağı anlamına gelmiyor. Her an geri dönüşü sağlayabilir oyundaki Varus Letiling'ine 1-2-0 oynuyor. O da kanı susamışını ve son fısıltısını bitirmiş. O da artık hatta sayılır bir derecede hasar vermeye başlamış. Eğer ekranı bir ara altından gelirse daha iyi görme fırsatı bulacağız. Yani minyon sayısının her zaman skordan daha önemli olduğunu, altın sayılarında daha iyi göreceğiz. Evet. Gerçekten de öyle. 32.800 altına 31.500 altın Dark Passage önde. 3'e 2 kuleler. Yine Dark Passage önde kulelerde de 10'a 4 skor. Burada immunity öne geçmiş gibi gözüküyor ama altın burada belirleyici faktör. Dark Passage'in şu anda... Bakın 7.900'e 8.000'e 6.100. 5.700'e 5.700. Ormanda eşitlik var. Kasedin 6.300, Naru 1.5.1, 7.800 altını var. 1.500 altın fark atmış. Evet. Ya işte minyonun gücü bu. Yalnız geliyorlar şu anda. Diğeri de Twitch'te görünmez geliyor. Naru'nun oradan çıkması çok zor görünüyor şu ana baktığımız zaman. Holy Toad oraya doğru yaklaşıyordu ama vazgeçti. Naru sıçradı, bariyerini kullandı. Ultisini kullanmaya çalıştı ama hayır olmadı. Sarı kartı eve götürecekti. Öyle gördüm. Evet. Şimdi ejderha başladı tabii hemen. Immunity takımında bakıyorum orada üzerine doğru gidecek mi acaba? Arkadan da Reus da yakaladı Kasadin ve affetmedi. Twitch son noktayı koydu. Fabulous şimdi 3 kişinin arasında kaldı. Tamam önde ama 3 kişiye 4 kişiye karşı yapabilecek. Son pikselden kaçan bir Deşenok. Orada Fabulous düştü. Ardından Letilin düştü. Öbür tarafta Holy Toad kaçmaya çalışıyor. İşte bu son verilen skorlar pek iyi olmadı Dark Passage adına. Ya sanki Dark Passage biraz tamam ayrı kitleme yapıyor ama sanki karşı rakip takım hiç cevap vermeyecekmiş gibi yapıyor. Ya Kasadin 3 kere Naru'yu ayrı kitleme sırasında gitti buldu öldürdü. Yani Naru'nun şunu yapması lazım. Biraz şüphelendiği zaman ya ultisi var. Aç ultini ilk özelliği ne yapıyor? Bütün haritada size şampiyonların yerlerini gösteriyor. O haritadaki şampiyonların yerlerini gör ona göre kitlemeye devam et ya da yapma. Onun kaçış mekanizması olarak sadece Kasadin'den kaçmak için. Ama işte bunu yedikten sonra. Ama bunu işte ilk susturma yedikten sonra değil, yani biraz şüphelendiği zaman kullanması lazım. Yoksa birazcık daha totem görüşünü arttırmaları işte lazım. İşte yani totem görüşü yok. Çok zor yani işi. Kasadin bırakmıyor işte. Biraz önce Twitch'le birlikte geldi. Yani bu şekilde durdurabilmeleri çok zor gerçekten de. Aynen. Tabii hemen... diğer taraftaki savaşa bir daha geri dönelim. Orada bakın nasıl Reus'u bitirmiş. Kasadin neredeyse tek başına. Ve neredeyse Twitch'i alacaklardı. Twitch'i almaları belki bir umut yaratabilirdi ama işte o Deşenok minimle kaçınca, artık piksel demiyorum, minimle kaçınca devamında kendisi de orada öldü, skor alamadan sonra bir tek kaçmayı başardı. Ve şimdi ayrı ittirmeyi yapmak konusunda birazcık çekimser tabii Naru. Çünkü rakiplerinin nerede olduğunu göremiyor. Bakın Naru koridora çıktığı anda hemen ne yapıyor? Immunity takımı ormanın içerisine giriyor. Göremeyeceği yerlere giriyor Dark Passage'in ve Twisted Fate'i dolaylı yoldan geri çekilmeye zorluyor. Ve bütün sezon boyunca belki de Dark Passage'in en büyük silahı olan ayrık ittirme şu an durdurulmuş durumda. Evet. Bir de Twisted Fate'in çok geride, aslında çok geride değil, eşya olarak çok geride olduğunu söyleyemeyiz ama rakip şampiyon Kasadin olunca böyle bir hissiyat oluşuyor. Çünkü Kasadin çok ters bir şampiyon Twisted Fate'e karşı. Ya Kasadin çok farklı noktalardan gelebiliyor. Yani totem koymanız da çok fazla bir şey ifade etmeyebilir. Çok acayip noktalardan gelip o duvarın üzerine atlaya atlaya sizi yine de bulabilir. Yukarı koridora şimdi oradaki... Esas Kasadin ayrı ettirecek. Öyle bir şey var çünkü ışınlanması var. Işınlanmasıyla birlikte Kasadin'in ne kadar tehlikeli olduğunu biliyoruz. Yukarı koridora şimdi 3 kişilik bir ekip geliyor. Kule yıkıcı ekip. Bakalım bu kuleyi yıkmayı başarabilecek mi? Oraya Twisted Fate
ve Varus yani Naru ve Letilia'nın hemen ulaştığı alt koridordan da Cassidy'nin tek başına gidiyor bakın şu anda. Hiçbir hiç kimse yok önlerinde. Bu arada öbür taraftan da Fabulous geliyor şimdi ama yakalayabilecekler mi? Çok zor. Totemler geldi ve Cassidy geliyor. Cassidy geliyor. Ama bunu gördüler. Bakın hemen kaçtı orada Baron bölgesinin o tarafa doğru. Bu arada ulti geldi orada. Çok güzel. Crescendo geldi ama Zarya'nın ultisi 3 kişiyi birden tutmaya başarıyor. Fabulous kaçmaya çalışıyor. Ortot kaçmaya çalışıyor. İkisi birden düştü. Kaçamadılar. Ardından Evelyn ve Varus'la düştü. Naru